Mutlu akşamlar. Birinci sayfaya TRT Haber'e hoş geldiniz sevgili seyirciler. Türkiye'nin, dünyanın gündemini yine 2 saat boyunca sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Öne çıkanları aktaracağız. Dünya özellikle enerji krizini konuşuyor. Rusya, havalar henüz sıcak ama havalar soğuduğunda Avrupa'ya vanayı kısacak mı? Bunun sinyalleri var ki gazda bir kısıntı olursa Avrupa ne yapacak? Kimi ülkeler odun stokluyor, yakacak derdi var. Bu süreçte neler olabilir? Enerji piyasasındaki bu fiyatları da etkileyecek bu süreçte. Tüm dünyada üretim sistemleri de etkilenecek. Bunu konuşacağız ayrıntılı bir şekilde efendim. Gündeme dair diğer başlıklar da olacak. Birinci sayfa başlıyor. Öncelikle terörle mücadeleden bazı haberler aktaracağız. Milli İstihbarat Teşkilatımız terör örgütünün sözde yöneticilerini etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Son operasyonun adresi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye şehri oldu. PKK-KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hezer nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde PKK-KCK'nın sözde yöneticilerinin peşinde. MİT yeni operasyonla terör örgütüne bir darbe daha indirdi. MİT'in saha personeli terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi Berivan Zilan kodatlı terörist Hatice Hezer'in Irak'ın kuzeyinde olduğunu tespit etti. Yeri belirlenen terörist takibe alındı. Operasyon için uygun talimatını alan MİT görevlileri harekete geçti. Süleymaniye'de nokta operasyonla terörist Hatice Hezer etkisiz hale getirildi. Başarılı operasyonun ardından MİT'in saha personeli bölgeden ayrıldı. Etkisiz hale getirilen terörist Hezer'in 1991'de PKK-KCK'ya katıldığı, 2004'te örgütün kadın yapılanmasında Ermenistan sorumlusu olduğu belirlendi. Suriye'de ve Mahmur kampında kadın yapılanmasının yürütmesinde yer alan Hezer, 2014'te Irak KCK komitesinde, 2017'de ise Suriye PEJAK sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Örgüt elebaşlarıyla fotoğrafları olan terörist Hezer'le ilgili dikkat çeken bir diğer bilgi ise HDP ile olan bağı. Teröristin 25. ve 26. dönem HDP Van eski milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu belirlendi. Uzun uzadıya bahsettiler. 1998'de etkisiz hale getirilen terörist Musa Kasım Hezer'le de kardeş olan Hatice Hezer'in amcasının kızı Gülten Hezer de 2002 yılından beri örgütün kırsal kadrosunda. Bu arada terör örgütü PKK'ya yurt içinde de sınır ötesinde de darbe vuruluyor ki Mardin Nusaybin kırsalında Eren Abluka 26 operasyonunda 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Suriye'nin kuzeyinde ise 4 terörist etkisiz hale getirildi. Mardin kırsalında Eren Abluka 26 operasyonu başlatıldı. 544 personel, 38 tim görev aldığı operasyonda terör örgütüne göz açtırmadı. Teröristlerin Suriye sınırından sızdığının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat ekipleri İHA vasıtasıyla 3 teröristin Günyurdu köyü kırsalında olduğunu belirledi. Köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edilip düğmeye basıldı. Saatlerce süren takip sonrası P-16 ve SİHA'lar vasıtasıyla PKK-KCK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan teröristlere Mehmetçik fırsat vermedi. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde komandoların operasyonuyla 4 PKK-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi yakalandı. Şüphelinin terör örgütü PKK-PYD üyesi olduğu belirlendi. Mersin'de de PKK-KCK'ya yönelik operasyon vardı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak Vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Koç'un da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların silah ve el bombasıyla fotoğraflar çektirdikleri, sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kayseri'deki terör örgütü operasyonunda ise ülkelerinde silahlı faaliyette bulunan Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Irak'ta önce Zaho ardından da Musul Başkonsolosluğu'na yönelik terör saldırılarının hesabının mutlaka sorulacağını söyledi. Devlet Bahçeli, Türkiye'yi Irak'ta meşgul etme, tuzağa çekme, yargılama sinsiliği kolektif bir tezgahtır dedi ve Amerika Birleşik Devletleri ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. Hesabı mutlaka sorulacaktır. Türkiye bu hain ve haşeratları cezalandırmaya muktedirdir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'taki terör saldırılarına bu sözlerle tepki gösterdi. Zaho ve Musul'a saldıranların aynı mihraklar olduğunu vurguladı ve ekledi. Türkiye'yi Irak'ta meşgul etme, tuzağa çekme, yargılama sinsiliği kolektif bir tezgahtır. Bu tezgahı kuranlar, Akdeniz ve Ege'deki mevcudiyetimizi, Rusya ve Ukrayna arasında barışçıl çabalarımızı, Terrifat ve Münbiç'e muhtemel askeri harekatımızı engellemek isteyen namertlerdir. Bahçeli, iç ve dış gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın teröristlere taziye mesajı yayımlamasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha terörizmle aynı kareye girmiştir. Bu durum kabul edilemez bir işbirlikçilik ve iradesizlik örneğidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı ancak bir düşman unsurun teşebbüs edeceği bir utanmazlıktır. Devlet Bahçeli, polise yumruk atan DBP'li Salih Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına itiraz eden CHP ve HDP'yi eleştirdi. CHP yönetimi, HDP'nin maske takan kripto damarıdır dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine de tepkiliydi. Devleti yeniden inşa etme beyanı bölücü bir dildir. Terörü sinyal ve Türkiye düşmanlarına hizmettir. Kılıçdaroğlu boyundan büyük, aklının yetmediği, hayalinde bile yapamayacağı sözler vermekten kesinlikle uzak durmalı, ayrıca otomobil satışlarını tezvirat konusu haline getirerek Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir. Bahçeli tahıl koridoru konusunda da Türkiye'nin liderliğine dikkat çekti. Rusya ile Ukrayna arasında barış ikliminin yeşermesi de çok uzun sürmeyecektir dedi. Sevgili seyirciler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin iş başında olduğunu vurguladı ve Ukrayna limanlarındaki gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece gündüz çalışıyor o merkez açıklamasında bulundu. Letonya ziyareti sırasında konuştu Akar ve gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın o mutabakatla ilgili tavrı da vardı. Bakın neler söyledi. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi İstanbul'da kuruldu. Taraflar merkeze temsilci ve görevliler atadı. İmzalanan tahıl anlaşması hayata geçiyor. Tarafların temsilcileri İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde göreve başladı. Ukrayna tahılının dünya piyasasına satışı için tüm planlar yapıldı. Merkez çalışır durumda. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler görevlileri önümüzdeki saatlerde, günlerde Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece gündüz çalışıyorlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Baltık ülkesi Letonya ziyaretinde konuştu. Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks de bir araya geldi. İki bakan görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. Türkiye ile Letonya arasında savunma sanayi işbirliği ele alındı. Terörle mücadele konusu da gündeme geldi. İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat zaptı Akar'ın gündemindeydi. Türkiye'nin Madrid zirvesinde Finlandiya ve İsveç'le imzaladığı mutabakat zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır. Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Akar, Letonya'da Türk şehitliğini de ziyaret etti. Sessiz kentindeki şehitliğe çelenk koydu. Mezarlara kırmızı ve beyaz karanfil bıraktı. Bakan Akar'ın ziyareti, Sessiz Türk şehitliğine 17 yıl aradan sonra Milli Savunma Bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da imzalanan tahıl mutabakatının taraflar arasında önemli bir güven arttırıcı adım olduğunu vurguladı. Şimdi Ukrayna ve Rusya arasında ateşkese odaklanmak gerektiğini söyledi Çavuşoğlu ama üçüncü ülkelerin de bu süreci desteklemesi gerekiyor dedi. Şimdi bizim ateşkese odaklanmamız lazım. Bu sadece Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirecek bir süreç değil. Elbette gerek Dışişleri Bakanları düzeyinde olsun,
gerekse diğer düzeylerde olsun görüşmeler iki tarafta hazır olursa biz bu görüşmeleri ev sahipliği yaparız. Tahıl mutabakatı sonrası yeni hedefi ateşkes olarak açıkladı. Uluslararası topluma barış çağrısı yaptı. Ama üçüncü ülkelerin de desteklemesi lazım. Barışın da kaybedeni olmaz. Yeter ki adil bir barış olsun. Eninde sonunda bu savaş diplomasi masasında bitecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul'da Gürcistan Dışişleri Bakanı İlya Darşiyaşvili ile bir araya geldi. İki bakan ikili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Gündem İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıydı. Bu sadece gıda ihracatının önündeki engelin kaldırılması için adılan bir adım değildir. Başarılı bir şekilde uygulanırsa iki taraf için de çok ciddi bir güven arttırıcı önlem olmuş oluyor. Çavuşoğlu mutabakatın Rus ürünlerini de kapsadığına dikkat çekti. İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin denetim görevini üstleneceğini anımsattı. Sadece Ukrayna tahılının değil, aslında Rusya tahıl ve gübresinin ihracatı önündeki engelleri kaldırmış olduk. Temennimiz kesintiye uğramadan, sorunla karşılaşmadan bu ihracat gerçekleşsin. Öncelikle tabii acil ihtiyacı olan ülkelere tahıl, buğday ulaşabilsin. Evet, bu tahıl krizinin aşılması için Türkiye'nin attığı adımlar uluslararası toplumun da gündeminde. İstanbul'da açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi ile ilgili Birleşmiş Milletler'den de açıklamalar geldi. Tahıl sevkiyatı konusunda varılan anlaşmanın ardından süreç hızla ilerliyor. İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi faaliyete geçti. Sevkiyatın güvenliği için atılan bu önemli adımla ilgili Birleşmiş Milletler açıklama yaptı. İnsani işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin hızla çalıştırılması Türkiye'nin desteğiyle mümkün oldu dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak da koordinasyon merkezinin ticari gemilerin hareketini izleyeceğini belirtti. Hak, Ukrayna'nın 3 büyük limanından gelen malların yerinde izlenmesi ve denetlenmesinin de sağlanacağını ifade etti. Evet sevgili seyirciler, dünya bir enerji darboğazına giriyor. Aslında enerji var ama diplomatik krizler, askeri krizler, Rusya'nın Ukrayna saldırıları allak bullak etti piyasayı. Avrupa çok tedirgin. Havalar şu anda sıcak ama hem üretimde hem de ısınma noktasında hane halklarını zorlu bir kış bekliyor. Şimdi İngiltere'de enerji maliyetindeki artış tüketiciyi daha da zorlayacak. Rusya'nın Avrupa gazına kısıtlama getirmesiyle gelecek yıl faturaların daha da kabarması gündemde. İngiltere'de bu kış faturaların daha da kabarması bekleniyor. Uzmanlar ortalama bir hanenin enerji faturasının yıllık 3850 sterline yükselebileceği konusunda uyardı. Bu da gelecek yıl ortalama bir hanenin aylık faturasının 300 ila 500 sterlin daha artması anlamına geliyor. Ülkede faturalardaki artışlar ard arda geldi. Nisan ayında enerji tavan fiyatlarında artışa gidildi ve ortalama bir fatura 1971 sterline çıktı. Ekim ayında da %74'lük artış bekleniyor. Böylece bir fatura 3420 sterline kadar çıkabilir. Faturalardaki artış bununla da kalmayacak. Son hesaplamalara göre 2023'ün ilk çeyreğinde bir fatura 3850 sterline yükselebilir. Gazının %5'inden daha azını Rusya'dan alan İngiltere, olası artışa hazırlık için 2018'de kapatılan depolama tesisine gözünü çevirmiş durumda. Faaliyetteyken İngiltere'nin %70 doğalgaz ihtiyacını depolayan tesisin açılması için görüşmeler başladı. Almanya ise çözümü enerji vergisinde buldu. Ekim'de yürürlüğe girecek vergiyle enerji maliyetlerinin çoğunu karşılamayı umuyor. Evet, enerji meselesini konuşacağız ki bu süreç tabii ki Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Rusya Avrupa'ya gaz akışını kestiği zaman Avrupa dünyanın dört bir yanından gaz arayacak, enerji arayacak. Peki bu süreçte neler olabilir? İki kıymetli konuğumuz bu akşam bizlerle birlikte olacak. Enerji uzmanı Emin Emrah Danış bu akşam bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Ve Türkiye Enerji Stratejileri Politikaları Araştırma Merkezi TESPAM'dan Oğuzhan Akyener bizlerle birlikte. Oğuzhan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Emin Bey, sizinle başlayalım isterseniz. Ne dersiniz? Yani ne bekliyorsunuz dünyada? Özellikle Rusya'nın gazı kesmesiyle birlikte fiyatlar daha da artar mı? Tabii aslında şimdi baktığımız zaman biz Rusya'nın Ukrayna işgali ile birlikte krizin derinleştiğini görüyoruz. Ama öncesinde yaklaşık bir yıldır dünyada enerji ve emtia piyasalarında ciddi bir fiyat artışının başladığını görüyoruz. Hı hı. Tabii burada birçok faktör etkin. Yani bunlardan bir tanesi Covid döneminde baskılanan tüketimin, Covid'in azalması, aşılama ile birlikte hızlı bir talep artışına neden olduğunu gördük ve Covid döneminde birçok ülkenin Covid'le yarattığı ekonomik etkilere karşı genişleyici para politikalarını uyguladığını gördük. Tabii bunlar da geçtiğimiz yıl emtia fiyatlarında, yani kakaodan tutun doğalgaza, petrole, çimentoya, alüminyuma kadar ciddi anlamda bir fiyat artışının başladığını gördük. Tabii bunun üstüne Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna işgali bunu artık bardağa taşıyan son damla oldu. Şunu anlamak istiyorum. Enerji fiyatları dünyadaki para politikasından dolayı mı arttı? Yoksa enerjide bir dengesizlik oldu? Arz talep dengesizliği? Yoksa ikisi de mi? Birçok faktör etkin. Yani bir tanesi bunların arz talep dengesizliği. Yani dünyadaki petrol talebinin, hı hı, pandemiden çıkışla birlikte hızlı bir artış gösterdiğini gördük. Tabii burada başka etkenler de var. Yani bu genişleyici para politikalarının etkisi var. Dünyada yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinin çok hızlı olmasından dolayı özellikle petrol ve doğalgazda yatırımların yavaşladığını gördük. Buna finansman sağlanmadı. Hmm. Tabii bu da talebin arttığı bu dönemde ne yazık ki arzın talebi karşılayamaması gibi bir dengesizliğin oluşmasına yol açtı. Tabii geçtiğimiz sene doğalgaz fiyatları, LNG fiyatları dünyada da artıyordu çünkü bir kuraklık da vardı. Yani Türkiye'yi etkiledi, Avrupa'yı etkiledi, Latin Amerika'yı etkiledi, Çin'den Hindistan'a kadar. Tabii bu birçok parametre bir araya geldiği zaman geçtiğimiz yılki işte bugün aslında konuştuğumuz küresel enflasyonla yol açan emtia fiyat artışı başladı. Bunun için tahıl fiyatları da var. Ama az önce de ifade ettiğim gibi dünyanın en önemli petrol ve gaz ihracatçılarından Rusya'nın Ukrayna işgali, Avrupa'nın Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar, hı hı, ve Avrupa'nın da tabii Rus gazına olan bağımlılığı gözüne aldığınızda Avrupa merkezli krizi daha da derinleşmesine yol açan yeni bir aşamaya geçirdi. Tabii burada tüm dünya bundan etkileniyor. Neden etkileniyor? Şimdi Avrupa Birliği'nin Rusya'ya bağımlılığını da aslında burada konuşmak gerekiyor. Avrupa Birliği'nin toplam gaz tüketiminin %40'a yakınını Rusya karşılıyordu bugüne kadar. Yani şöyle ifade edelim. 2021 yılında Avrupa Birliği Rusya'dan 155 milyar metreküplük bir gaz ithalatı yaptı. Hı hı. Tabii bu Avrupa'nın toplam ithalatının yaklaşık %40'a yakınını, %45'e yakınını ifade ediyor. Şimdi siz Rusya ambargo uyguluyorsunuz. Bunu nasıl kompanse edeceksiniz? Başka alanlardan. Boru hatlarıyla getirebileceğiniz kapasite sınırlı. Nereye yüklenildi? LNG'ye, yani sıvılaştırılmış doğalgaz. Şimdi dünyada da zaten LNG piyasalarında da bir daralma vardı, bir sıkışıklık vardı. Avrupa tüm dünyanın şu an yani fiyatlarını da yükselten bir durumda. Çünkü niye Avrupa? Gaza ihtiyacı var, alternatif bulabildi. Her taraftan alabilmeye çalışıyor. Tabii bu yani Amerika'daki fiyatları da yükseltiyor, Japonya'daki fiyatları da yükseltiyor, Hindistan'ın aldığı fiyatları da yükseltiyor. Bizim maliyetlerimiz de artırıyor. Tüm dünyayı tetikleyen bir sürecin başlamış yol açtı. Peki, şimdi Oğuzhan Bey'e bir söz vermek istiyorum. Oğuzhan Bey, siz ne dersiniz? Yani Emin Bey böyle bir tablo ifade etti ki son 2-3 yılda yaşadıklarımızın adeta bir özeti. Acaba burada yani çok sayıda faktör var tamam ama Türkiye kimlerden gaz alıyor? Bizi Avrupa'daki gaz sıkıntısı neden bu kadar ilgilendiriyor? Hocam şimdi Türkiye perspektifinde baktığımızda Türkiye arz noktasında değil ama fiyat krizi noktasında sıkıntıya düşüyor haliyle. Çünkü Türkiye'nin mevcut doğalgaz denklemine baktığımızda doğalgazın bir bölümü uzun vadeli petrol fiyatları endeksli kontratlardan oluşuyor. Yani bunu ortalama hani yaklaşık en son 2021 sonunda 16 milyar metreküplük kontratımız sona erdi ama ortalama %60 olarak yuvarlayabiliriz. Kalan %40'lık kısım da genellikle spot piyasalardan topladığımız gazın sisteme entegrasyonuyla şekilleniyor. Yani şöyle söyleyelim, petrol fiyatları gaz fiyatları gibi artmadı. Az önce Emrah Bey'in de bahsettiği hani bu enerji krizinin aslına bakarsanız Rusya-Ukrayna savaşından öncesi var.
Yani gerçekten arz talep dengesizliği noktasında yatırımların yeteri kadar yapılamaması, Asya piyasalarında özellikle kömür merkezli başlayan krizin doğalgaza ve LNG piyasalarına sıçraması, LNG piyasaları ile birlikte Avrupa piyasalarının şekillenmesi ve büyük bir krize yol açması, biliyorsunuz orada daha çok spot piyasa ve hub price mekanizması dediğimiz hani piyasa endeksli fiyat modeliyle çalışan uzun vadeli kontratları dahil. Bu şekilde çalışan piyasa altyapısı genellikle yaygın bir şekilde ihtiva etmekte, oluşmakta. Bu sebeple zaten uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar çok hızlı diğer piyasalara yansıyor. Türkiye perspektifinde baktığımızda ise hani bakın doğal gaz ve kömür fiyatlarında başlayan krizden bahsetmiştik. Aslına bakarsanız petrol fiyatlarındaki kriz aynı oranda ya da hani petrol fiyatları aynı oranda yükselmedi. Yani şöyle örnek verebiliriz. Mesela Avrupa Birliği'nde pandemi sonrası hani pandeminin toparlanma evresinde ama krize ulaşılmadan önceki rakamlara baktığımızda MMBTU'nun cinsinden spot piyasalara baktığımızda hani 10 dolar olarak yuvarlayabiliriz spot gaz fiyatlarını. Bu fiyatların biz Eylül 2021'de 70 dolarlara kadar çıktığını, akabinde Rusya-Ukrayna savaşında 100 dolarları gördüğünü, bakın 10 dolardan 100 dolarları gördüğümüzden bahsediyoruz. Akabinde ise yani 10 kattan bahsediyoruz. En son hani birçok LNG tedarik dengelemesiyle 20 dolarlara kadar ateşin söndürüldüğü ama en son bu kuzey yakın bir boru hattında başlayan problemler ve en son Avrupa Birliği bakanlarının birkaç gün önce aldığı kararla birlikte yeniden 70 dolar bandının yani şöyle bir dönemde yani böylesine ucuz doğalgaz alıp depolamak gereken dönemde fiyatların bu noktalara geldiğini görebilmekteyiz. Bakın 10 dolar 70 dolar yani petrol fiyatları hani ortalama bakarsak 50 dolardan 100 dolara çıktı. Ya yani bir tarafta iki katlık bir artış var, bir tarafta 7, 8, 5, 10 arasında değişen bir dalgalanma söz konusu. Peki yani bir şey sorabilir miyim? Daha rahat. Oğuzhan Bey, yani bu süreçte alternatif yok mu? Yani ne bileyim elektrik enerjisi veya farklı enerji türleri, kömür, Avrupa bu kadar bağımlı mı? Yoksa bu süreçler dönüşüm alternatif olabilir ama kısa sürede bunu dönüştürmek zor mu? Hocam kısa sürede süreci yönetebilmek çok zor, hatta imkansız. Yani bu sebeple mesela birçok Avrupa Birliği yetkilisinin ifadelerinde biz tamamen Rus gazından bağımsız bir piyasa oluşturacağız, çok kısa vadede bundan feragat edeceğiz, Azerbaycan'dan şuradan buradan gaz alacağız tarzında söylemleri de zaten teknik olarak tutarsız olduğu için piyasaların ateşini söndürmeyi bırakın ya daha çok yükselmesine sebep oluyor. Şimdi şöyle örnek verelim, siz aldığınız doğal gazın ortalama hani bu Avrupa geneli içinde geçerli, Türkiye içinde bu geçerli olarak söyleyebiliriz. Aldığınız doğal gazın %30'unu ya da 1/3'ünü ortalama konutlarda tüketiyorsunuz. 1/2'ini çevrim santrallerinde elektrik üretmek amaçlı tüketiyorsunuz. 1/3'ünü de sanayide tüketiyorsunuz. Şimdi siz bunu bir mesela konutlarda bütün doğalgaz altyapı sistemini oluşturmuşsunuz. Hani insanlara kömür yak desen yani ne yapacaksınız? Hani yenilenebilir enerjiyle alakalı atılımlar zaman alıyor. Öte taraftan hani ev konutların ısınmasını kısacağınız ya da hani enerji verimliliği çalışmaları hep zaman alan süreçler, bunu yönetmek zor. Çevrim santralleri geldiğinizde kömür santrallerine ağırlık verebilirsiniz. Yenilenebilir projelerine hani kısmen ağırlık verirsiniz ama bunlar yine hani kısa vadede dengeleri değiştirmez. Nükleer deseniz bugün bismillah deseniz 10 senenizi alır ilk elektriği üretmeniz. Çevrim santrallerinde de böyle, sanayide de bazı sektörlerde kısmi dönüşümler yapmak mümkün. Ama bunlar da yatırım demek ve zaman demek. Yani bu süreci yönetmek hiç öyle kolay değil. Peki şunu sorabilir miyim? Yani işte dünyada kuzey yarım kürede yazken güneyde kış, acaba hani böyle bir enerji transferi ihtimali var mı? Bir yerde fazlalık var mı? Hocam enerji transferi noktasında şimdi mesela doğalgaz LNG olarak transfer ediliyor. Zaten transfer ediliyor, mesela Avustralya'dan Avrupa Birliği gaz tedarik ediyor. Elektrik noktasında tabii hani daha çok tüketen taraf kuzey yarımküre ve gaz piyasalarında LNG piyasaları dışında daha lokal, hani petrol gibi uluslararası piyasa sistemleri oluşmamış durumda. Ve bu taşıma maliyetleri bir hayli yüksek. Öte taraftan şimdi LNG'ye şimdi mesela Avrupa Birliği gazı nereden alacak? Şimdi kuzeye inseniz, güney yarım küreye inseniz Cezayir, Nijerya'dan biraz ekstra LNG alabilir. Tabii Nijerya'nın üretim kapasitesini burada sorgulamak gerekiyor. Cezayir'in üretim kapasitesini sorgulamak gerekiyor. Yani mesela örnek verelim, Azerbaycan'ın ilave bundan yatırım yapılırsa
10 sene sonra artı 15 milyar metreküp gaz ihracat etme potansiyeli var ama şimdi saha geliştirme faaliyetlerine yatırım yapacaksınız, boru hattı kapasitelerini geliştireceksiniz. Bakın yani bir sürü iş, bir sürü yatırım. Yani 10 sene boyunca ya mesela hatta 2027 yılı için Avrupa Birliği TANAP ve TAP boru hattının kapasitesini arttırarak bir artı 10 milyar metreküp gaz tedarik etmeyle alakalı bir anlaşma, en azından ön anlaşma yaptı. Bu aslına bakarsanız bilinen bir şeydi. Ya mesela bu bile bir süreç. Yani önümüzde bir 5-7 yıl var bu sürece buraya gelebilmek için. Ama çok ciddi ve zor bir yol izlemek gerekiyor. Evet. Ama öte taraftan 7 yıl içerisinde belki Avrupa Birliği Rusya ile barışacak. Yani bu da bu ihtimalle söz konusu olabilir. Emin Bey size sorayım, yani %15 tasarruf yapmayı hedefliyor Avrupa Birliği. Bu kışı geçirebilecekler mi? Ben aslında bu tür yani Avrupa Birliği'nin son %15'lik tasarruf kararını çok da gerçekçi bulmuyorum. Neden? Aslında soruna bu palyatif bir çözüm getirmek. Siz insanları tasarruf, evet, fabrikadan tutun ticarethanelere kadar tüketim düşebilirsiniz. Ama az önce de ifade ettiğim gibi siz 155 milyar metreküp Rus gazı alırken bunu alternatif olarak şu an bulabileceğiniz miktar yaklaşık 55 milyar metreküp. 100 milyar metreküp açık var. Siz bunu nasıl karşılayacaksınız? Yani bu elektrik fabrikaların kapanması mümkün mü? Zaten Almanya'dan gelen açıklamalara baktığımız zaman önümüzdeki aylarda ciddi, yani ekonomiyi ciddi anlamda etkileyecek bir krizin beklendiğini görüyoruz. Kim daha çok, tüketici mi, üretici, yani fabrikalar mı daha çok? Şimdi şöyle, doğalgaz dediğiniz şey demir çelik sanayinden tutun kimya sanayine kadar, Çimento. Yani her yerde kullanılabiliyor. Tabii burada siz iş yerlerinde kullanıyorsunuz ama en önemlisi Avrupa'da konutlarda ısınma amaçlı kullanılıyor. Şimdi siz kış döneminde gazın arz talep dengesinin bozulduğu ve arz açığının olduğu bir dönemde yapacağınız tek şey var. Ya konutlara keseceksiniz gazı ya sanayiye. Milyonlarca insanı kış Avrupa'nın karında soğuğunda donmaya mı bırakabilir misiniz? Hayır. O zaman yapacağınız şey sanayiye kesintiye gitmek olacak. Tabii burada Avrupa Birliği'nin bu kararını aslında baktığımız zaman İspanya ve Yunanistan'ın başını çektiği güney ülkelerinin burada da bir direnç gösterdiğini görüyoruz. Neden? Mesela Yunanistan'dan çok ciddi bir itiraz vardı. Niye? Çünkü onlar şu, ya mesela İspanya diyor ki bizim Rus gazına bağımlılığımız çok minimum seviyede. Yunanistan diyor biz kesinti yapmak istemiyoruz. İşte turizm endüstrimiz var, sanayimiz var. LNG'ye yükleniyorlar onlar da biliyorsunuz. Yine TANAP TAP üzerinden de yine gaz alıyorlar, Azerbaycan gazı. Tabi burada her ülkenin beklentileri farklı. Yani kimisinin ekonomiyle alakalı nedenleri var. Bazı farklı ülkelerin dediğim gibi yani siyasi, kendi iç konjonktürüyle alakalı karşı çıkma nedenleri var. Ama aslında biz burada şuna bakmak lazım. Yıllardır Rusya'nın hep enerjiyi silah olarak kullandığını gördük. Yani ilk aslında bu kriz yeni değil. 90'larda da vardı, 2000'lerin başında da vardı. 2008 ve 2009 yıllarında Ukrayna krizi, yine Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşmazlık vardı transit gazla alakalı. O zaman da biz hep şunu konuşuluyordu. Avrupa Rus gazına olan bağımlılığını düşürsün. Politika belgeleri hazırlandı, stratejiler açıklandı. Ama 12-13 sene sonra 2022 yılına geldiğimizde Avrupa hala Rus gazına bağımlı. Yani bu aslında Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin ciddi anlamda bir politik başarısızlığı olarak da önümüzde duruyor. Yani siz artık yıllarca burada bir önlem almadınız. Ve sonunda diyorsunuz ki işte Ukrayna işgali oldu. Biz Rus gazını almayacağız. Ambargo. Peki alternatifiniz var mı? Yok. Şimdi burada alternatif olarak en öne çıkan en önemli unsur birimlilik. Yani bakın bu Türkiye açısından da önemli. Biz Avrupa'ya konuşuyoruz ama biz de aslında burada tüm dünya gibi etkileniyoruz. Niye? Çünkü biz petrolün yaklaşık %92'sini, doğalgazın %99,5'unu ithal ediyoruz. Ve biz bunun için dışarıya bir bedel ödüyoruz. Şimdi fiyatlar arttığı zaman biz belki gazımız var ama bu dışarıya ödediğimiz, ithalat için ödediğimiz bedel de artıyor. Yani bizim tüm dünyanın 40-50 yılda bir görülebilecek birçok faktör oraya geldi. Gerçekten bir kusursuz fırtına olarak da tanımlayabileceğimiz böyle bir krizde halkımızın verimliliği gerçekten, yani devletin burada bir önlem almasını ya da açıklamasını beklemeden bunu uygulamamız gerekiyor. Hani her fırtınanın bir gözü olur. O gözü tam merkezinde bir sakinlik olur. Acaba Türkiye orada olabilir mi? Çünkü Rusya ile ilişkilerimiz iyi. Yani anlaşmalar düzeyinde bakıldığında biz Avrupa'nın aldığı fiyattan mı alıyoruz ve alacağız? Tabii ki şimdi Avrupa'daki fiyatlar bizi de etkiliyor. Çünkü bizim alım kontratlarımızda tabii ki TTF gibi bazı endeks
petrol ve hap endeksli oranlar var yani kontrat yapılarında. Ama bizim burada dediğiniz gibi şimdi Rusya'dan biz bir sorun yaşamıyoruz. Ve önceki günde Sayın Bakan açıklamıştı. Türkiye Eylül ayı itibariyle depolarını %100 doldurarak kışa girecek. Yani 1.2 milyar metreküp şu an Tuz Gölü tamamı dolu. 3.2 milyar metreküp kapasiteli Silivri Yeraltı doğalgaz depolama tesisinde kapasitesi 4.6'ya çıkartıldı. O da Eylül ayında doldurulacak. Bir de bizim LNG terminallerimizde de kapasite var. Geçici olarak kullanılabiliyor. Yani onu da göz önüne aldığınız zaman yaklaşık biz 6 milyar metreküp bir gazla kış ayına gireceğiz. Ne kadar yeter bize bu? Şimdi tabii burada geri üretim kapasitesi önemlidir. Yani siz bu gazın tamamını bir günde ya da bir ayda veremiyorsunuz. Bizim 2021 yılındaki tüketimimiz yaklaşık 60 milyar metreküptü. Yani bunun 6 oranına baktığımız zaman toplam tüketimin %10'u. Ama tabii ki biz ara dönemde LNG terminallerinden LNG ile gaz girişi oluyor. İran, Azerbaycan, Rusya'dan gaz girişi oluyor. Bunlarla birlikte biz tabii ki iç tüketimi karşılıyoruz. Tabii Türkiye'nin burada bir avantajı daha var. Onu da belirtmek gerek. Biliyorsunuz Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında ciddi bir keşif yapmıştık. Şimdi oradaki çalışmalar da planlanan takvime uygun olarak ilerliyor. Ne zaman gelir? Oradaki gaz üretiminde 2023 yılının ilk çeyreği içinde başlaması planlanıyor açıklamalardan öğrendiğimiz kadarıyla. Yani şu Ocak olur, Şubat olur. Ama burada önemli olan şu, orada ilk fazla yaklaşık 2023 yılında 10 milyon metreküplük bir üretim başlaması planlanıyor. Bu şu açıdan önemli. Birincisi sizin kendi gazınız. Yani bu yıllara sahip olarak 2026 yılında 40 milyon metreküp çıkacak günlük. Bu bizim için şu açıdan önemli. Siz tüketiminiz 320 milyon metreküplük bir tüketiminiz varsa bunun %10'a yakınını kendi üretiminizle karşılayabileceksiniz. Ama en önemlisi şu, bu sizin kendi kaynağınız. Yani siz bunun için dışarıya bir bedel ödemiyorsunuz ve çok daha ucuza mal edeceksiniz. Evet, buradan devam edelim. Yani hem %10 kendi ürettiğiniz var, bir de şu an için %10 depolama olacak bu devreye girdiğinde. Zaten depolamada Türkiye bir takım adımlar atıyor. Bir haberimiz var Emin Bey. Onu izleyelim Oğuzhan Bey. Sizden de müsaade isteyeyim. Yani şu doğalgaz depolamasına dair ne yapılıyor kışa hazırlık için? Az önce Emin Bey de ifade etti ama bir izleyelim haberimizi, sonrasında devam edeceğiz. Tuz Gölü'ndeki tesis dünyanın en büyük gaz deposu. Yaz etkisini gösterirken kışa yönelik enerji ve yakıt planlama çalışmaları da sürüyor. Türkiye'nin önemli projelerinden olan gaz depolama tesisi şimdiden kışa hazır. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bulunuyor. Tuz Gölü'ndeki tesis 1 milyar 200 milyon metreküp doğal gaz depoluyor. Çalışmalar tamamlandığında bu rakam 5 milyar 400 milyon metreküpe yükselecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğalgaz depolama tesislerine ilişkin sosyal medyadan bilgi verdi. Bu tesis çalışmamız tamamlandığında sahasında Avrupa'daki en büyük tesis olma özelliğini kazanacak. Hedefimiz bu yıl içerisinde burayı işletmeye almak. Tuz Gölü İşletme Müdürlüğü tesislerimiz hali hazırda 1.2 milyar metreküp depolama kapasitesiyle işletmede %100 doluluk oranımıza sahibiz. 2022-2023 sezonu içinse tesiste hazırlıklar sürüyor. Evet, çok sayıda soru da gelmiş. Türkiye'de enerji fiyatları nasıl düşer? Her yerde rüzgar türbünü görüyoruz. Acaba fiyatlara etkisi ne zaman olacak? Kendi rüzgarımızı, doğalgazımızı kullanmaya başladığımızda nasıl bir süreç bizleri bekliyor? TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener ve enerji uzmanı Emin Emrah Danış'la sohbetimiz devam ediyor. Emin Bey, Türkiye'nin yıllık tüketiminin %10'u kadar bir kapasiteye ulaşması bekleniyor depolamada ve depoları dolduruyor. Bunun etkisi nedir? Yani Türkiye bir gaz bulma sıkıntısı yaşar endişesi mi var, yoksa fiyatlar açısından mı bir stok? Şimdi şöyle, biz pik deriz ona kış döneminde. Tüketimin çok arttığı belli günler, haftalar olur. Bu dönemde tüm ülkeler yeraltı depolarından tüketimi destekler. Yani siz oradan boratlarını depolara kullanırsınız, yeraltı depolama tesislerini. Buradan örnek veriyorum, günlük 100 milyon metreküplük bir gaz girişiniz var ama tüketiminiz 120. İşte bunu yeraltı depolarından destekleyerekten o süreçte bir
buffer gibi, yani bir geçiş döneminde. Dengeleyici. Tabii ki yani sizin bir acil durum tedbirinizdir aslında. Mesela bugün itibariyle baktığımız zaman Avrupa'da da yaklaşık %67 bir doluluk olduğunu görüyoruz depolarının. Almanya kış dönemine Kasım'a kadar %80 ile girmek istiyor ki ne kadar yapabilecekler bilmiyorum. Çünkü Rus gazı da şu an kuzey yakımdan gelen 30 milyon metreküplere kadar düştü yaklaşık. Şimdi Türkiye açısından depo önemli ama bizim tabii eğlence giriş kapasitemiz de var ciddi anlamda. 133 milyon metreküpe yakın. Tabii burada eğlence ile de sistem destekleniyor. Ama az önce de ifade ettiğim gibi biz gazımız var, depolarımız dolu. Hayır, gerçekten Türkiye'nin tüm dünyanın yandığı bir krizden en az etkilenmesinin yolu sadece arz talep dengesinin korunması değil. En az bedeli ödeyerek buradan bu süreçten geçmemiz. O yüzden halkımızın enerji verimini kullanması gerekiyor. Ve burada tabii bizim elimizi rahatlatan bir unsur daha var. Aslında tüm dünyanın burada hedeflerinden bir tanesi yenilenebilir enerji. Bugün... Bunu açacağız. Yani o rüzgar türbinleri, ama Oğuzhan Bey'e de bir sorayım bu süreci. Oğuzhan Bey, Türkiye uzun yıllar terörle mücadeleyi konuştu. Yani bundan, bu darboğazdan bir kurtulursak önümüz açık dedik. Bir diğer terörden sonra anılan, belki de 40 senedir konuşulan, belki de daha uzun mesele enerji politikaları. Siz TESPAM başkanısınız. Türkiye Enerji Stratejileri Politikaları Araştırma Merkezi. Acaba Türkiye nerede yanlış yapıyor veya ne yapıyor veya nerede eksik yapıyor, nerede doğru yapıyor? Enerjide neredeyiz? Mesela terörle mücadelede elde ettiğimiz başarıyı, o bağımsız mücadeleyi, enerjide Türkiye bağımsız olabilecek mi bir gün? Hocam, enerjide bağımsızlık dediğimizde ilk önce şuna bakmamız gerekiyor. Yani hangi enerji türlerinde daha çok bağımlıyız? Çünkü sizin enerji denkleminiz, yani enerji denklemini ayrı, elektrik denklemini bu bağlamda ayrı değerlendirmek gerekiyor. Enerjinin tüketildiği alanları ayrı değerlendirmek gerekiyor. Türkiye öncelikle şunu söyleyelim, artık hani mevcut bu denklemlerini analiz etme, birim birim ayırma ve bu ayrılan birimlerde makro ve makro düzeyde politikaları üretme noktasında bence önemli adımlar attı. Ve sistemi bu şekilde tasavvur etme ve uzun vadeli tasarlamalar yapma noktasında güzel çalışmalar yapılıyor. Öte taraftan bakın, şimdi bu dışa bağımlılığı azaltma noktasında zaten Türkiye'nin hep yıllardan beri bir hayali vardı. Kendi topraklarımızda acaba petrol, doğalgaz bulabilecek miydik? Ki bu bağlamda biliyorsunuz hani yıllarca hep Türkiye'de petrol yok sözü çok ifade edildi. Bu teknik olarak değerlendirilmeye ya da desteklenmeye çalışıldı ama bakın şu an Türkiye petrolleri hani gerçekten bir umudu başardı. Karadeniz'de çok büyük bir keşif ortaya koydu ve bu keşifle bir sinerji yakaladı. İnşallah bu sinerjinin arkası da gelecek. Öte taraftan mevcut kara sahalarında da üretim tekniklerini ya da arama ile ilgili verileri yeniden gözden geçirerek karadaki üretimini de arttırmaya devam ediyor. Ve belki inşallah denizlerde, hani şu an siz bakir bir bölgede büyük bir balık yakaladınız. İnşallah yeni balıklar da o bölgede çıkabilecektir. Yani bu şekilde rezervlerimiz, doğalgaz noktasında da rezervlerimiz artacak. Yani az önce Emrah Bey de şundan bahsetti. Petrolde ortalama %90 oranında, doğalgazda %99'dan fazla dışa bağımlı bir ülkeyiz. Hani ve genel enerji denklemimizdeki en büyük ağırlığa sahip olan bunlar. Bu iki kaynak. Evet. Şimdi petrol doğalgaz arama noktasında aynı yöntemlere sahip. Türkiye bu bağlamda adımlar atıyor. Bir sinerji yakalandı. İnşallah arkası gelecek. Bunda ümitliyiz. Öte taraftan bakın, Türkiye nükleer konusunda gerçekten yani yıllardır bir nükleer santrale sahip olmak için Türkiye... Neden önemli dinliyor, nükleer santral? Mesela onun da yakacağı veya nükleer santralde kullanılacak malzeme dışarıdan gelmeyecek mi? Dışarıya bağımlı olmayacak mı soruları var. Nükleer santral bizim için neden önemli? Ya nükleer santral şu şekilde önemli. Birincisi, nükleer santral hani Avrupa Birliği bir dönem nükleerden vazgeçiyormuş gibi bir politika ya da bir trend içerisine girmişse de şu an nükleerin önemini bütün dünya anlamış durumda. Siz yeşil, temiz bir enerji, temiz bir dönüşüm hedefliyorsanız elektrik grid sisteminizde bu baz yükü sağlayacak nükleerden başka bir alternatifiniz yok. Yani baz yükü nedir? Biraz açabilir misiniz? Baz yükü şöyle söyleyeyim. Siz belli baz yükü sağlayacak
santralleri sürekli çalışır durumda tutarak o ana ihtiyacınız olan elektrik üretimini sağlarsınız. Yani mesela şöyle söyleyeyim, siz yenilenebilir kaynaklara %100 güvenemezsiniz çünkü hava koşullarına bağlı olarak değişir. Evet. Ve siz o tedariği sağlayamazsınız. Ama nükleer sürekli 7/24 çalışır. Nükleerden ne alacağınızı, kaç sene ne kadar kapasite üretim alacağınızı bilirsiniz. Orada bir garanti, hani elektrik birbirini tamamlayan o zaman değil mi? Yani mesela güneş panelleriniz var, rüzgar gülünüz var ama rüzgar o gün var mı yok mu bilinmez ama o gün her gün tüketim oluyor. Nükleer santralde aslında bunu sağlıyor. Yani birazcık kısabiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz, hızını belirleyebiliyorsunuz herhalde süreci. Tabii, yani o sizin elinizin altındaki sigorta ve garanti anlamına geliyor. Anladım. Yani kömürden vazgeçmek istediğinizde ya doğalgaza ya nükleere yöneleceksiniz. Doğalgaz da yine bu şekilde, hani aç kapı olarak kullanılabilen santrallerden olarak ifade edebiliriz. Öte taraftan bakın, bütün dünyada kuraklık sebebiyle HES potansiyeli azalıyor. Şimdi Türkiye bu bağlamda önemli adımlar attı. Nükleer gerçekten önemliydi. Akabinde de şöyle şunu da ifade edelim. İleride belki biz yani kendi nükleer santralimizi yapacağız. Belki inşallah 3. nükleer santralimiz tamamıyla kendi kaynaklarımızla yapabileceğimiz bir santral olacaktır diye ümit ediyorum. Bizim hani TESPAM olarak bu bağlamda uzun vadeli projeksiyonlarımız var. Biz projeksiyonlara bu tarz ihtimalleri de dahil ettik. Yani belki 2. santralimizi bir ortakla yapacağız. Hani şu an biz hani operatör olarak ortak değiliz. Belki 2. santralde operatör olarak da ortak olacağız. Yani bu şu anlama geliyor. Nükleer teknolojiye de sahip olacağız ve ileride nükleer zenginleştirmeyle kendi yakıtımızı üretebilir hale geleceğiz. Ve belki yeni nesil henüz ekonomik olarak hani uluslararası piyasada yaygınlaşmadı ama hani belki toryum gibi farklı reaktörlerin de kullanımı yerli kaynakların bu sürece dahil edilmesini de kolaylaştıracak. Hani bu nükleerde işin ayrı boyutu. Ama peki, teknoloji, hani yerli teknolojiye sahip olmak çok önemli. Emin misin? Diğer taraf. Var mı olsa? Petrol, doğalgaz. Tabii ben şunu da ekleyeyim. En son hani elektrik piyasaları ve yenilenebilirden de bahsetmek gerekiyor. Türkiye'nin bu bağlamdaki adımları. Hani elektrik piyasalarının serbestleşmesi ve bu bağlamda kapasitenin ciddi anlamda artırılması da büyük bir hani rahatlığa yol açtı Türkiye için. Bunu da eklemek gerekiyor. O rahatlığı konuşayım çünkü sorular izleyicilerden de geliyor. Emin Bey, rüzgar güllerini görüyoruz. İşte güneş panelleri yapılıyor. Ne kadarı yerli? Bunu soracağım. O rüzgar gülleri ürettiği elektriği bizim sistemimizde mi bırakıyor? İşte yoksa şöyle ifadeler de var. Yabancı firma geliyor, sadece kira veriyor. O rüzgar gülünün elektriğini alıp götürüyor. Nedir sistem ve ne kadar üretiyoruz güneş ve rüzgardan elektrik? Şimdi toplam kurulu gücümüz Temmuz ayı itibariyle 101 bin megawattın üzerinde. Bunun yaklaşık 12 bin megawatta yakınında rüzgar santralleri oluşturuyor. %10. Tabii %10 hatta %11 civarında. Şimdi bu şu açıdan önemli. Rüzgar ve güneş hem yenilenebilir olması açısından önemli hem de sizin kaynağınız. Yani bunun için dışarıdan bir doğalgazda, kömürde, petrolde olduğu gibi bir şey ithal etmeniz gerekmiyor. Ve bugün son 10 yıldır özellikle Türkiye'de rüzgar sektörü açısından konuşursak ciddi bir yerli üretim var. Yani bugün artık İzmir ve Ege bölgesi, özellikle İzmir, Türkiye'nin ciddi bir rüzgar ekipmanını, yani kanatlardan tutun kules gövdesine kadar, jeneratörlerine kadar üretiminin yapıldığı bir yer ve sanayisi oluşuyor. Tabii ki, yani hesaplamalarımıza göre yaklaşık 2021 yılında Türkiye 1,5 milyar euroya yakın rüzgar türbin ve ekipmanı ihraç etti. Yani bu Türkiye, sadece siz bunlarla kendi elektriğinizi yenilenebilir kaynaklardan üretmiyorsunuz. Siz Avrupa'ya ve dünyanın 45-50'ye yakın ülkesine ekipman da ihraç ediyorsunuz. Güneş paneli ihraç ediyorsunuz. Bu şu açıdan önemli. Şimdi biz hep yıllardır şunu söylüyorduk. Avrupa'nın arz güvenliğinin açısından sağlanmasında Türkiye önemli bir role sahip. Bunu nasıl biz gerçekleştirdik ve nasıl bunu doğruladık? TANAP boru hattı yapıldı. Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden, biliyorsunuz, Yunanistan, Arnavutluk, İtalya'ya gidiyor. Ve bugün Avrupa Birliği Türkmenistan'la, Azerbaycan'la buradan gelen gazın artırılması için görüşmeler yapıyor. Yani Türkiye Avrupa açısından aslında yeni bir gaz giriş, bir rota oluşturdu. Bir fırsat mı, onu konuşacağız. Tabii ki bugün, ama aynısını Türkiye yenilenebilirde de yapıyor. Nasıl yapıyor? Artık siz bugün Avrupa'da rüzgar ya da güneş yatırımı yapmak isterseniz, tüm dünyada bu aslında geçerli. 1-1,5 yıldan önce türbin bulamıyorsunuz. 11-12 aydan önce panel bulamıyorsunuz. Türkiye'ye sahip olduğu Avrupa'ya yakınlığı, yani bu ne açıdan önemli? Navlun maliyetleri arttı tüm dünyada. Hı hı. Siz çok kısa sürede çok daha düşük maliyetle Avrupa'ya, Türkiye'den ekipman yollayabiliyorsunuz. İnsan kaynağınız var, kaliteli üretim yapıyorsunuz ve Türkiye'yi önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde bir parametre açısından daha göreceğiz. Türbin ve panel üretiminin yapıldığı
Avrupa'nın en önemli üretim merkezi olacak. Avrupa'ya geçtik. Bize ne kadar daha rüzgar gülü yapılabilir? Yani bizde niye daha fazlası yapılmıyor? %10 değil de %50'sini niye üretmiyoruz? Çok güzel soru. İlişkin finansman noktasında bir sıkıntı var. Mesela ben bir vatandaş olarak bir rüzgar gülüne paramı yatırıp ortak olabiliyor muyum? Yani bunun Türkiye'de bir enerji borsası veya bunu yatırım aracı olarak böyle bir sistem düşünülüyor mu? Bizim elimde diyelim ki 10 bin lira para var. İşte Balıkesir'deki bir rüzgar türbününe ortak olmak istiyorum. Paramı yatıracağım. O rüzgar gününün ürettiği elektrikten, kazancından da nem alacağım. Bunu vatandaşa sağlayabilecek bir sistem var mı? İlk önce şuradan başlamak gerekiyor. Türkiye açısından baktığımız zaman Türkiye'nin özellikle rüzgarda ve güneşte çok ciddi bir üretim potansiyeli var. Tabii bunun tamamını sistem olabilmeniz için birincisi yatırım yapmanız gerekiyor. Tamam. Ama bundan daha önemli sizin iletişim altyapınızın gelişmiş olması gerekiyor ve sizin şimdi güneş gitti, üretim durdu, rüzgar durdu, yok. İşte bazı yük santrali dediğimiz kömür, doğalgaz ve nükleer 24 saat ihtiyaç olduğunda üretime devreye girip tabii ki sıcak kaynaktır. Şimdi rüzgar ve güneşi çok fazla sisteme aldığınız zaman burada üretim dengesini bozup sistemde dalgalanmaları ya da çökmeleri neden olabiliyorsunuz. Hmm. O yüzden belli oranda verebiliyorsunuz. Ama onun da çözümü geliyor, elektrik depolama, batarya teknolojileri. Türkiye'de de şimdi Haziran ayında onunla alakalı önemli bir karar alındı. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de bunun da artmaya başladığını göreceğiz. Çünkü Türkiye artık batarya ücretsiz de üreten bir ülke haline geliyor. Yani elektrikli araçlardan tutun sistem ölçeğine kadar batarya teknolojilerinin devreye girmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yararlanmasının önü açılacak ve Türkiye'nin biliyorsunuz 2053 karbon nötr hedefi var. O açıdan da yenilenebilir kaynaklar. Siz ben görür müyüz Türkiye'nin enerjide işte dışarıya döviz çok az verdiğimiz, hatta dışarıdan döviz kazandığımız süreci, artı eksi şu anda da kazanıyoruz ama çok sayıda doğalgaz için, elektrik için zaman zaman para ödüyoruz. Bunlar dediğim gibi yani petrol çok yok. Petrol ödeyeceğiz ama en azından elektrik ve doğalgaz için. Tabii doğalgaz da son dönemde ne yazık ki kuraklığın etkisiyle ve talebin çok hızlı artmasından dolayı doğalgazın elektrik üretiminde payının arttığını gördük. Zaten geçtiğimiz yılda %8'lik bir talep artışı vardı sadece elektrik tarafında. Tabii Türkiye'nin yenilenebilir kaynakları devreye alması, Karadeniz gazı gibi kendi yerli kaynağını da üretime sokması Türkiye'nin dışa olan bağımlılığını azaltacak. Ama Türkiye'nin 2020 yılında, 30 yılında ya da 2035-40 yılında tamamen dışa bağımlı olmaz demeyiz. Çünkü Türkiye büyüyen bir ekonomi. Türkiye 2000'li yıllardan itibaren yaklaşık 15-20 yıl boyunca Çin'den sonra en hızlı talep artışının olduğu enerjide ülkeydi. Finans boyutu nasıl peki? Finansta dediğim var mı? Ben mesela yatırım aracı arıyor vatandaş. Nereye? Altına teşvik ediyoruz. TRT Haber'de bütün televizyon kanallarında altın var. İşte ekrana geliyor. Borsa var. Dolar var. Ama niye bir işte rüzgar gülüne veya işte bir güneş santraline biz ortak olamıyoruz? Şimdi Avrupa'da özellikle Almanya'da kitlesel fonlama üzerinden bu şekilde ciddi örnekler var. Enerji kooperatifleri var. Tabii Türkiye'de de bununla alakalı girişimler oldu ama ne yazık ki mevzuatın henüz istenilen noktada olmadığını görüyoruz ve tabii bizim insanlarımız da ne yazık ki böyle enerji kaynaklarına yatırım yapalım değil, araba alalım. Katılmıyorum hocam. Hayır, katılmıyorum. Bu zamanla değişiyor insan bey. Son pandemide milyonlarca 2 milyona yakın insan borsaya girdi. 2 milyona yakın bireysel. Kim biliyor borsayı, borsadan anlıyor. Herkes elinden geldiğince birilerinden bir şeyler duyup hisse satın alıyor. Bu kadar net bir rüzgar gülü var. Bir işte güneş paneli var. Oraya hissedar olacaksınız. Yani bu o kadar da zor değil. Hiç bilinmeyen şirketlere ortak olunuyor. Yani neden olmasın? Kesinlikle önünü açmamız gerekiyor. Yani dediğim gibi kitlesel fonlama üzerinden olur bu. Enerji kooperatifleri üzerinden olur. Yeşil tahviller üzerinden olabilir. Yani halkın tasarruflarını buraya yönlendirmemiz gerekiyor. Aslında burada enerji yatırımlarında biz biliyorsunuz şimdi çok büyük ölçekli yatırımlardan bahsediyoruz. 10 milyonlarca, 100 milyonlarca dolar. Tabii bu nasıl yapılıyor? Büyük oranda finansman ve dış kaynakta. Aslında dediğiniz şekilde halkın burada tasarruflarını bu tür projelere yönlendirmesi sektörün finansman ihtiyacını maliyetini azaltacağı gibi aslında bu yatırımların da artmasının önünde hızlandıracak bir etken olacak. Ama dediğim gibi burada biraz daha bir zaman... annenizden babanızdan size bir işte rüzgar gülünde bir hisse kalıyor. Yani bu oradan hem bir nema geliyor aylık veya yıllık kazancı. Güzel, hem de memlekette kazanıyor. Dışarıya da döviz gitmemiş oluyor. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani burada hem halkın tasarruflarını enerji yatırımlarına çekmemiz gerekiyor ve çatılarımıza, iş yerlerimize, evlerimizin çatılarına artık güneş panellerini de koymamız verimli gerekiyor. Verimli mi onlar?
Tabii ki. Yani şu anki fiyatlarla baktığımız zaman burada yatırımların geri dönüş sürelerinin de oldukça kısaldığını, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl. Tabii burada hangi şehirde yaptığınız büyüklüğü önemli. Bulunduğu yer. Güneşlenme süresi de önemli. Bir de şunu soracağım. Hidrojen ihtimali var mı? Yani Avrupa'ya satabilme ihtimali mi? Az önce işte söyledim. Yani Türkiye Avrupa'nın arz güvenliği dedik ya, rüzgar ekipmanları da üretim anlamında da önemli bir kaynak sağlıyor. Türkiye'de üretilecek green, yani yeşil hidrojen dediğimiz, bu güneşten üretebilirsiniz, rüzgardan, yani Almanya'da yabancı şirketler gelip Türkiye'de rüzgar yatırımı yapabilir, güneş buradan üretecekleri elektriğin bir kısmıyla hidrojen üretebilirler ya da amonyum üretebilirler ve bunu gemilerle olabilir, bu boru hatlarıyla olabilir, dünyanın birçok ülkesine ihraç edebilirler. Bununla alakalı Suudi Arabistan'da var. Yani Türkiye sahip olduğu rüzgar ve güneşteki potansiyelle önümüzdeki yıllarda hem kendi ihtiyacının karşılanması, hem de sizin sorduğunuz, yani bir ihracatçı olabilecek mi? Evet, biz 2050'lerde belki 60'lı yıllarda Türkiye'nin ihracatçı... Umarız görürüz. Oğuzhan Bey, size de son tüm bu sorulara dair çok 2 dakikamız kaldı. Neler söylersiniz? Potansiyel var ama harekete geçirmek için de bir şeyler yapmak gerekiyor. Hocam, finansman noktasında birçok eksikliğimiz var. Az önce mevzuatlardan da bahsedildi. Yani mesela enerji kooperatifçiliği gibi hususların daha fazla yaygınlaşması gerekiyor. Ama finansman dediğinizde özel finansman altyapılarının Türkiye'de çok fazla yaygınlaşmadığını biliyoruz. Yani genelde insanımız, hani finansman dediğinizde, bankalara gidiyor. Ve bankada, hani banka dışında özel finansman sistemi çok fazla, hani mesela bir Amerika ile kıyaslanamaz durumda. Evet. Bunların gelişmesi gerçekten çok önemli. Öte taraftan hani bilinç düzeyinin artırılması da çok önemli. Yani yenilenebilir ve yenilenebilir. Hani genelde insanımız devlet desteği varsa buna yönelmeye çalışıyor. Hani hep genelde sırtımızı devlete dayama gibi bir politika içerisindeyiz toplumsal olarak. Hani bunun bu toplumsal bilincin bu bağlamda biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. Ama yani zaten eğitim seviyesi arttıkça bu adım adım değişecektir diye düşünüyoruz. Öte taraftan hani... zaman azaldı, şunu vurgulamakta fayda var. Yani petrol doğalgaz hala çok önemli. Petrol doğalgazın hala, yani mesela bakın Avrupa Birliği bu bağlamdaki, muhtemelen Uluslararası Enerji Ajansı da yeni projeksiyonlarına bu süreci değiştirecektir. Çünkü daha önceki projeksiyonlarına baktığınızda birçok tutarsızlık görebiliyorsunuz. Evet. Petrol ve doğal devri bitmiyor. Yani Türkiye bu bağlamdaki adımlarına hız vererek devam etmeli. Hatta yurt dışına açılmalı. Bu bağlamda özellikle medeniyet coğrafyamızda yeni atılımlar yapabilecek birçok fırsat elimizin altında. Çünkü enerji denklemimizin en büyük kalemini petrol ve doğalgaz oluşturuyor. Oğuzhan Bey, bu bir terörle mücadelede biz nasıl milli mesele olarak görüyorsak, sizi daha çok misafir edelim TRT Haber ekranlarında. Bu da bizim vazifemiz olsun. Ama bunu başarmamız gerekiyor. Birileri mavi yumurta üreteceğim, çiftlik bank yapacağım diye milyonlarca dolar Türkiye'de toplayabiliyorsa, ya Allah aşkına, yapılan sabit yatırımlar var. Bankalar gelecek, bunun ne kadar yatırım yapılmış, değeri üzerinden hisse bazlı bölecek. Çok da zor bir sistem değil. Vatandaşa burada ortaklık teklif edilecek. Ama bunun yapmamız gerekiyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Oğuzhan Akyener ve Emin Emrah Danış bizlerle birlikteydi sevgili seyirciler. Sizlerden gelen sorular da vardı ama süremizi tamamladık. Bir söz verelim. Enerjiyi konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara. Birinci sayfa devam ediyor. Gündemden gelişmeleri aktaralım efendim. Trafik kazasında hayatını kaybeden İstanbul Tillolular Derneği Başkanı Hacı Nimet Kaya için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. İstanbul Tillolular Derneği Başkanı Hacı Nimet Kaya geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kaya için cenaze töreni düzenlendi. Fatih Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Hacı Nimet Kaya'nın yakınlarına taziyelerini iletti. Ben Hacı Nimet abiyi Unkapanı'ndan tanırım. O zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum ve Hacı Nimet abimiz de gıda piyasasında gıda toptancılığı yapıyordu. Oradan gelen bir hukukumuz var. Ehli hal bir abimizdi. Ve o günden bugüne de hukukumuzu devam ettirdik. Ve bugünlere geldik. Ama böyle bir eceli kaza ile şimdi Hakk'a uğurluyoruz.
Kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Siirt'in Tillo ilçesine götürüldü. Hacı Nimet Kaya, Özgür Der Başkanı yazar Rıdvan Kaya'nın babasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı'da iş insanlarıyla bir araya geldi ve her bölgede sınır ticareti yapılması gerektiğini ifade etti. Helalleşme çağrısını tekrarlayan CHP lideri, "Bu memleket hepimizin memleketi, kucaklaşmamız gerekiyor." dedi. Sınır ticareti önemli. Tabii sadece bu bölge için değil. Yani gittik baktığımız zaman Gaziantep, Kilis'e kadar uzanan bölgede sınır ticaretin olması lazım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi ziyaret için Ağrı'daydı. Doğu Bayazıt ilçesinde iş insanlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu sınır ticaretinin önemine değindi. Gerekli önlemlerin alınarak sınır ticaretinin güvenli hale getirilmesi lazım. Çünkü sınır ticareti hem bize hem İranlıları kazandırır. İki taraf da kazanır. Sınır ticaretinde kaybedeni yok. Şimdi vizeleri de kaldırdılar. Kardeşim bize İranlı burada, burnumuzun dibinde Gürbulak sınır kapısı var. Açın. Ahmet Ahami. CHP Genel Başkanı helalleşme çağrısını da yeniledi. Memleket hepimizin memleketidir. Ve kucaklaşmamız lazım. Helalleşmemiz lazım. Kavgadan bıkmadım. Kavgayı olmasın. Kucaklaşalım. Kimsenin kimliğini sorgulamayalım. Bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kılıçdaroğlu Ahmedi Hani Türbesi'ni ve İshak Paşa Sarayı'nı da gezdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener İstanbul'daydı. Meral Akşener dijital iletişimin artmasına dikkati çekti ancak yüz yüze iletişimin daha kalıcı olduğunu söyledi. Dijital dünya çok önemli. Bunun bir parçası sosyal medya. Çok önemli. Yadsınamayacak, reddedilemeyecek derecede önemli. Ama onun yanında geçmişte taban politikası denilen konvansiyonel metotlarla tek tek insanlara ulaşabilmeyi sağlayan ve o iletişimin çok daha kalıcı olduğunu benim gibilerin tecrübeyle bildiği bir başka çalışmayı o dijital dünyanın, dijital hayatın, dijital iletişimin yanına koyduğunuz zaman sistem tamamlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen Anlat İstanbul programına katıldı. Yüz yüze iletişimin daha kalıcı olduğunu söyledi. Hatayı belirlemek kadar tekrar etmemenin de önemine dikkat çekti. Birey olarak öğrenen bir bireyim ben ve bizim partimizde bir organizasyon olarak öğrenen bir organizasyondur. Yani hatayı tespit ederiz. O hatayı düzeltir ve bir daha tekrarlamayız. Herkes hata yapar ama onu düzeltmektir esas. İkincisi ise biz öğreniriz. Sevgili seyirciler, yaz aylarında sıcak havalarda Akdeniz havzasının tüm dünyanın kabusu orman yangınları ki diken üstündeyiz. Yakından takip ediyoruz süreçleri. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan tüm bilgiler, bilgilendirmeler de haber merkezimiz tarafından takip ediliyor. Şimdi Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktığı haberi geldi. Marmaris otogarı yakınlarına çıkan yangına çok sayıda kara aracı, hava aracı yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla neyse ki bu yangın kontrol altına alındı. Ormanlık alanda çıkan yangın hemen 112 acil çağrı hattına ihbar edildi. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri o bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri ve arazözler hızlı bir şekilde yangın alanına gitti. 10 helikopterle 5 uçak yangına anında müdahale etti. Olay yerindeydi. Çok sayıda iş makinesi de Marmaris Otogarı'nın yakınlarındaki yangına müdahale için harekete geçti. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan, karadan uzun süre uğraştılar. Yoğun çalışmalar nihayet sonuç verdi ve bu yangın kontrol altına alındı. Tüm vatandaşlarımızı bir kez daha uyaralım. Özellikle böylesine sıcak havalarda, rüzgarın olduğu, sıcak havanın olduğu noktalarda yangın an meselesi. Ormanlık alanda lütfen ateş yakmayın. Yakanı gördüğünüzde de hemen engelleyin, ihbar edin. 112 acil merkezleri de, acil ihbar hattı da bu çerçevede tetikte. Onları da tebrik etmek gerekir. Türkiye genelinde tüm Akdeniz havzasında ülkeler için bir kabusa dönüşüyor orman yangınları.
İstanbul Beylikdüzü'nde bir sürücü aracını trafikte tartıştığı kişinin üzerine sürdü. Biri ağır, iki kişi yaralandı. Beylikdüzü'nde farklı bir noktada da trafikte çıkan kavgada sürücüler yumruklaştı. Öfkesini alamadı. Çıkan kavga sonrası aracını kaldırımdakilerin üzerine sürdü. İstanbul Beylikdüzü'nde iki sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücülerden biri aracını o esnada kaldırımda olan diğer sürücünün üzerine sürdü. Tartıştığı sürücü Selami Kurt ve bir yaya yaralandı. Yaşanan hadisenin ardından Kurt'un eşi çarpan sürücüye saldırdı. Çevredekiler kadını güçlükle uzaklaştırdı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı. Yaralılar sağlık ekiplerinin gelmesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Selami Kurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aynı gün Beylikdüzü'nde trafikte bir kavga daha yaşandı. Yol verme tartışması bir anda yumruklaşmaya dönüştü. Sürücülerden biri aldığı darbenin etkisiyle yere düştü. Çevredekiler araya girerek sürücüleri ayırdı. Kavga trafikte aksamaya da sebep oldu. Yine İstanbul'da TEM otoyolunda afriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi. Afriyat yığınının altında kalan otomobilin sürücüsü güçlükle kurtarıldı. Kamyon üzerine devrildi, hafriyat yığınının altında kaldı. İlk müdahale çevredekilerden geldi. Kaza TEM otoyolu Edirne istikametinde yaşandı. Hızını alamayan hafriyat kamyonu bir otomobilin üzerine devrildi. Çevredekiler toprak ve taşlarla kaplanan otomobilin içindeki sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu hafriyatın temizlenmesinin ardından normale döndü. İstanbul'da sokakta sürat yaptığı gerekçesiyle uyarılan sürücü yanında 4 yaşındaki çocuğu olan bir kişiye silah çekti. Bakın o anlar güvenlik kamerasına nasıl yansıdı. Defalarca havaya ateş etti. Biri çocuk iki kişiye dehşeti yaşattı. Gerekçesi ise aracını hızlı kullandığı için uyarılması. İstanbul Kağıthane'de 4 kişi bir otomobille çok sayıda yayanın da bulunduğu sokakta seyir halindeydi. Bir kişi sürücüyü yavaş gitmesi için uyardı. Ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sürücü arabayı durdurdu, kendisini uyaran ve yanında 4 yaşında çocuğu da bulunan kişiyi tehdit etti. Adam çocuğuyla birlikte markete sığındı. Ancak saldırgan peşlerini bırakmadı, markete girdi. Olaya mahalle esnafı müdahale etti. Marketten çıkan saldırgan defalarca havaya ateş açtı. Ardından araca binip olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri hızla harekete geçti. Saldırgan sürücünün 22 yaşında olduğu, çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Saldırgan kısa süre içinde gözaltına alındı. Evet, 3. sayfa haberleriyle devam ediyoruz. Kocaeli'de bir fabrikada gece vardiyası sırasında kazan dairesinde bir patlama meydana geldi. Bu olayda 11 işçi yaralandı. Kazan dairesinde bir anda patlama oldu. Kepçe ve vinç basıncın etkisiyle savruldu. İşçilerden biri şans eseri kurtuldu. Fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Kocaeli Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde galvaniz fabrikasındaki patlama gece vardiyasında saat 2 sıralarında yaşandı. Yaralanan 11 işçi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 6 çalışan yanık tedavisine alındı. 5 işçi ise taburcu edildi. Kaç kişi var sizde? Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı. Haberleri izlediniz. Yani insanlarda bir gerginlik var. Sebebi, hikmeti nedir? Üzerine konuşmamız gerekiyor. Acaba hava sıcaklıkları olabilir mi? Meteorolojiden bir uyarı var. Yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı bölgelerde kısa süreli sağanak yağış da görülebilecek ama 3 büyük şehrimizde sıcaklık 30 derecenin üzerinde olacak. Yurt genelinde hafta boyunca az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Bazı bölgelerde yerel sağanak geçişleri görülecek.
Cuma ve hafta sonuna baktığımızda cuma günü yurtta yağış beklemiyoruz. Hafta sonuna baktığımızda ise öğleden sonra kısa süreli olmak üzere Kars, Ardahan, Artvin çevrelerinde sağanak yağış beklentimiz var. Sıcak hava hafta sonu tüm yurtta etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Hava sıcaklıkları bu hafta başından itibaren yurt genelinde artış gösterdi. Bu artışlarla birlikte şu an itibariyle sıcaklıklar yaz sıcaklıklarına uygun bir şekilde ölçülmeye devam ediyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde şu an itibariyle mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava açık olacak. Hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor. 3 büyük şehirde de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklık hafta boyunca 32 derece civarında seyredecek. Başkentte 35 dereceye yükselecek sıcaklık değerleri İzmir'de 37 dereceyi bulacak. Evet, Türkiye'de durum böyle. Dünyada nasıl hava durumu? Çin'de sıcak hava dalgası etkili ki ülkede turuncu alarm verildi. Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri de aşırı ısınan havayla birlikte orman yangınlarını yaşıyor. Bu süreçte orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Komşumuz İran'da ise sel felaketi yaşandı. 6 kişi hayatını kaybetti. Çin'de sıcak hava dalgası etkili. Ülke alarm durumunda. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi ülkenin büyük bölümünde yüksek sıcaklıklar nedeniyle turuncu alarmı yeniledi. Ülkenin bazı bölümlerinde 40 dereceyi aşan sıcaklık değerlerinin ölçülebileceği uyarısında bulundu. Turuncu alarm Çin'deki uyarı sisteminde en yüksek ikinci seviye. İki Avrupa ülkesi Fransa ve Çekya sıcaklık yüzünden alevlere teslim oldu. Fransa'nın Ardeşil'inde ard arda çıkan yangınlarda 9000 dönümlük alan küle döndü. Çekya'daki Bohemia, İsviçre Ulusal Parkı'nda etkili olan yangında 10.000 dönümlük ormanlık alan yandı. Rusya'nın Yakutistan bölgesinde bir günde 22 orman yangını çıktı. Alevler yerleşim yerine ulaşınca Mirninski bölgesinde acil durum ilan edildi. Onlarca kişi tahliye edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde orman yangınının çıktığı bölgedeki 80 ev için tahliye emri verildi. Yaklaşık 18 dönümlük arazi kül oldu. Kaliforniya'da olası yangınları önlemek için kuru alanlar itfaiye ekiplerince sulanıyor. İran'ın Tahran eyaletinde şiddetli yağış sele yol açtı. 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. 14 kişi ise kayıp. Yağışın tekrar başlayacağı uyarısı üzerine Tahran'ın kuzeyindeki bölge sakinlerinden evlerini terk etmeleri istendi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne de sel vurdu. Onlarca araç yollarda mahsur kaldı. Selde mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı. Evet, ekranlarınıza yansıdı, havalar ısındı. Son dönemde var mı çevrenizde? İnşallah yoktur ama kalp krizlerinde artış olduğu iddiası var. Acaba bu sıcak hava mı sebebiyet veriyor? Kimi diyor ki aşılar oldu, kimi diyor işte ekonomi kötü, sıkıntılar fazla, faturalar arttı. Herkesin farklı bir sebebi var ama bakalım durum ne? Ankara Şehir Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Derya Tok hocamız bu akşam bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce bu söylentilerle başlayalım. Geçmişe kıyasla bakıldığında bir sene öncesi veya birkaç yıl öncesine göre kalp krizi sayısında artış var mı? Yani şöyle, sıcak havaların özellikle kalp damar hastalıklarının da artışa yol açtığı bilinen bir gerçek. Yani şimdi havalarda yeni ısınmaya başladı. Özellikle Avrupa'dan sonra. Özellikle kalp damar hastalığına var olan yaşlı hastalarda ölüm riskini, kalp krizi riskini arttırdığını biliyoruz. Sıcak havaların öyle bir ölüm riskini özellikle 65 yaş üstü hastalarımızda arttırıyor. Peki şöyle bakalım mı? Yani dünya ile Türkiye kıyaslamasında kalp krizleri veya kalp damar hastalıklarında bir genetik bir durum var mıdır? Veya yok, beslenme ile ilgili bir süreç var mıdır? Yani şöyle, zaten tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kalp damar hastalıkları ölüm sırasında ilk sırada yer alıyor. Yani yaklaşık
toplam ölümlerin 1/3'ünü kalp damar hastalıkları oluşturuyor. Dolayısıyla dünyadaki risk faktörleriyle ülkemizdeki risk faktörleri arasında dramatik bir fark yok. Benzer risk faktörleri geçerli. Bildiğimiz tüm işte kalp damar krizine neden olabilecek risk faktörleri işte tansiyon, şeker hastalığı, hastanın sigara içmesi, kolesterol yüksekliği bunlar genel risk faktörleri. Bazı bildiklerimizi tekrar soracağım. Gelen sorular da var ama kalp damar hastalığı sadece yaşlılarda mı olur, yaşlı yok. Büyüklerimizde mi olur, kimlerde olur hocam? Hayır. Gençler risk altında mıdır? Hiç farkında olmayanlarda, bizi şu an izleyen izleyicilerimizde de bu durum hiç daha tesir etmemiş ama olabilir mi? Gizli yatıyor olur. Olabilir tabii ki. Yani genç olmak kalp hastalığından koruyucu bir faktör değil ama yaşla birlikte arttığını da biliyoruz. O bir gerçek. Ama özellikle gençlerde aile öyküsü, ailesinde erken yaşta kalp krizi geçirenlerde, sigara içen, tansiyon yüksekliği olan, gene şeker hastalığı genç yaşta başlayan hastalarımızda da ailesel kolesterol yüksekliği olan genç hastalarımızda kalp kriziyle geliyor yani. Peki diyelim ki Allah korusun, nedir ilk belirtisi? Ben böyle bir kriz geçirdiğimde ne hissediyor gelenler veya iş yerinde, evinde kalp krizi geçirenler ne hissediyor hocam? Yani genelde en çok gördüğümüz bulgu hastanın böyle göğsünde çok büyük bir ağırlık, baskı hissi. Yani böyle batma şeklinde tek noktada olan ağrılar değildi. Hastalar en çok genelde bunu kalp krizi zannederek geliyorlar. Böyle çok yoğun baskı şeklinde boğuluyormuş gibi nefes alamama, böyle bir sıkıntı hissi, göğsüne sanki tonlarca ağırlık oturuyormuş gibi bir his. Bazen ama o mide yanmasında da oluyor mu hocam? Olabiliyor ama yani kalp krizi çok farklı. Yani hastalar onu böyle hani çok değişik bir ölüm korkusuyla da birlikte yaşıyorlar. Yani onu yaşayan herhalde bir daha unutmaz o ağrıyı. Peki başka belirtisi var mı? İşte uyuşma veya işte renk? Uyuşma çok beklediğimiz bir bulgu değil. Yani genelde hastalar hep böyle kollardaki işte sinir sıkışmasına bağlı uyuşmaları da kalp krizi zannederek geliyorlar ama uyuşma en az gördüğümüz bulgu. Yani genelde hani bu göğüsteki baskı hissi sol kola doğru yayılabilir ama uyuşma beklediğimiz bir şey değil. Nefes darlığı olabilir, böyle çarpıntı hissi olabilir. En çok böyle boğulma hissi, yani böyle çok tarif edemedikleri bir ağırlık hissi oluyor. Peki mesela sıcak veya işte başka ne kalp krizini tetikleyebilir? Çok ağır bir performans veya spor yapmak? Tabii özellikle sıcak havalarda, yani sıcak havalarda çok ağır bir spor ya da egzersiz yapmak kalp krizini tetikleyebiliyor. Şimdi sıcak havada özellikle halı sahalarda çok böyle kaybedenlere denk geliyoruz. Geliyoruz hocam. Maalesef evet biz de. Yani kalp doktoru olarak en sevmediğim şey halı sahada futbol maçı yapan kişiler. Yani çünkü düzenli egzersiz yapmayan kişiler mesela ayda bir spor halı sahasını bir anda yükleniyorlar. İşte böyle bir vücut hazır değil, performansı yok. Çok ağır bir spor sonrası böyle yani genç yaşta özellikle öyle kalp kriziyle gelen halı saha futbol maçı sonrası çok hastamız oluyor maalesef. Peki bugün özellikle sıcak hava üzerinden konuşuyoruz ama sizin ifade ettiğiniz gibi çok önemli. Bir de bu psikolojik soruna da dönüşüyor. Onu da konuşacağız birazdan ama sıcak havada ne gibi bize ipuçları verebilirsiniz? Ne yapabiliriz? Mesela kıyafet veya biraz daha böyle serin tutabilecek durumlar kalp krizini engelleyebilir mi? Yani engelleme değil de daha çok hani tetiklemesi açısından. Yani genel olarak hani sıcak havalarda önerilen şeyler bizim kalp hastaları için de geçer. İşte sıcak saatlerde çıkmayacaklar. Terlemeyi arttıran sentetik kıyafetler değil de daha böyle pamuklu, açık renk kıyafetler, serin tutacak kıyafetler giymeleri lazım. Onun dışında yürüyüş tabii ki hani kalp hastalarını öneriyoruz ama çok yoğun olmayacak şekilde sabah serin ya da akşam serin saatlerde yürümelerini tavsiye ediyoruz. Gene çok ağır yiyecekler, yağlı yiyecekler, tuzlu yiyecekler özellikle sıcak havalarda mutlaka kaçınmaları lazım. Onun dışında bol sıvı tüketmeleri lazım. Yani en önemli şey sıcak havalarda bizim için bu. Hastalar çünkü özellikle... Mesela ağır yemek sıkıntı mıdır kalp hastaları için veya böyle... Sıcak havada özellikle evet. Ya o zaman öğünü belki ikiye bölmek... Yani daha hafif, daha böyle sebze, meyve ağırlıklı Akdeniz diyeti dediğimiz beslenme şekli sıcak havalarda daha uygun. Peki Derya Hocam, bizde tedavi kültüründe doktora gitmek tedavi olarak anlaşılıyor ama aslında doktorun verdiği o yol haritasını uygulamak tedavi. Evet. İlaçları kullanmak ne kadar etkili veya ne kadar önemli kalp hastaları için, damar hastaları için? Yani teşhis konmuş bir hastada ilaçları kullanması çok önemli. Yani hayati önem arz ediyor.
Onları çok düzenli doktorun söylediği şekilde kullanması lazım. Beslenme türü hani genetikte yok ama diyelim ki çok margarin tüketen de eskiden derlerdi işte damarlarınız tıkanabilir. Buna benzer ispatlanmış araştırmalar var mı? Yani en çok kalp hastalarında, kalp damar hastalarında önerilen faydası olan diyet Akdeniz diyeti. Yani sebze meyve ağırlıklı, zeytinyağlı beslenme. Hani eskiden işte yumurta ya da tereyağı böyle daha çok korkulan şeylerdi, daha katı. Ama şu anda yani hastalarımızla ölçülü olmak şartıyla yumurta, tereyağı çok aslında yasaklamıyoruz eskisi kadar. Ben kendi adıma en azından yasaklamıyorum. Tabii ki zeytinyağlı ağırlıklı beslenmeyi öneriyoruz. Sebze meyve ağırlıklı. Evet. Ve en çok sorulan, size de herkes soruyordur. Acaba işte bu korona aşıları kalp krizlerini tetikledi mi? Var mı böyle bir şey? Yani onun bilimsel bir kanıtı yok açıkçası. Yani hasta zaten kalp krizi geçiren hasta, işte şeker hastalığı olan, sigara içen, bir sürü risk faktörü, aile öyküsü olan 60 yaşındaki bir hasta acile kalp kriziyle geliyorsa, bu hastanın hani bir hafta ya da 10 gün önce aşı yaptırmış olması bu kalp krizinin aşıyla ilişkili olduğunu göstermiyor. Zaten hastanın mevcut olduğu, hasta aşı olmasa da kalp krizi geçirecek bir hasta. Peki Türkiye'deki rakamlar nedir? Hasta bazlı bakıldığında kaç kişi de işte kalp damar hastalığı tedavisi yürütülüyor ve nedir durum istatistikten anlamda? Yani tam sayısını şu anda hatırlamıyorum ama yani oldukça yüksek. Yani dünyadaki verilerle paralel. Obezite kalp kriziyle bağlantısı yani var mı? Yani obezite risk faktörlerinden birisi tabii ki. Türkiye'de çünkü çok ciddi bir obezite yani fazla kilo var. Acaba yani kalp krizi, siz az önce söylediniz, bir numaralı ölüm sebeplerinden birisi. Korelasyon ne olabilir obezite? Yani obezite bir kere diyabet, insülin direnci, diyabet riskini de beraberinde getiriyor. Yani bunlar da zaten hepsi birbiriyle ilişkili. Metabolik sendrom dediğimiz işte bir sürü risk faktörünü içeren bir tabloya neden oluyor obezite en önemlisi. Bunların hepsi de koroner kalp hastalığı için ayrı ayrı risk faktörleri. Zor çünkü dünyada siz çok farklı değil dediniz ama mesela bölgesel Karadenizler biraz daha heyecanlıdır. Evet. İşte bölgesel karakteristik özellikler vardır ama böyle bir ayrım var mı kalp krizinde? Yani veya olaylara bir anda tepki veya içine atanlar daha çok kalp krizi riski. Yani şey tabii ki psikolojik, yani hastanın şeyi, ruhsal durumu, işte daha çok böyle çabuk sinirlenen, emosyonel şeylerle çok böyle inişler çıkışlar yaşayan hastalarda kalp krizi geçirme riski daha yüksek oluyor. Ama hani bölgesel olarak öyle bir sınıflandırma yapmamız mümkün değil. Bir de işte şöyle, biz çok işledik, medyada da var, bende de bu korku var. İşte 40'lı yaşlardan sonra erkeklerde tehlike. Bu ne kadar gerçekçi ve bu korku sonrasında bir yani hastalığa da dönüşüyor. Acaba kalp krizi mi geçiriyorum? En ufak bir mide yanması, bir baskı hissettiğimizde buna ilişkin neler söylersiniz? Yani ya 40 yaş üstü demeyelim de mutlaka hani düzenli aralıklarla şikayet olmasa bile kardiyolojiye, kalp hastalıklarına kontrol amaçlı gelmelerini öneriyoruz biz hastalarımızın. Özellikle risk faktörleri, aile öyküsü olanlarda yani şikayet olmasa bile gelmeli. Özellikle en önemli şey de tabii burada koruyucu hekimlik. Yani hasta hani mesela göğsüm ağrıyor ya da işte böyle göğsümde batma var diye geliyor ama sigara içiyor. 2 paket sigara içiyor. Yani bu çok daha önemli. Yani bu korkuyu yaşayan bir kişiye hani sigaranın bırakması gerektiğini, yani sigaranın en önemli risk faktörü olduğunu, bunun bırakması, o korkuyu yaşamasındansa hani sigarayı bırakması. Sigara neden? Damarlarda sertleşmeye mi sebep? Tabii damar sertliğini artırıyor. Direkt kalp hastalığı riskini, işte kalbine stent takılan hastanın o stentin yeniden tıkanma riskini, kalp damar yani direkt. Stent takılıp sigara içmeye devam edenler mi var? Olmaz olur mu? Bypass olup, yani stenti de geçtim ben, bypass olup yani açık kalp ameliyatı oluyor hasta. Göğüs kafesi yani hani tabiri caizse kesiliyor, yarılıyor ve onun acısını yaşıyor yani hasta ve yani bypass'tan 3 ay sonra kontrole geliyor, sigara içiyor. Yani ben bunun mesela anlayamıyorum. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil açıkçası. Yani Türkiye'de çok, de sigara içme oranları çok, maalesef çok fazla. Evet, evet. Sigara içenle içmeyen arasında ne kadar bir risk fark vardır? Yani bütün şartlar eşit olduğunda sigara çok çok fazla. Yani kalp hastası olup da mesela 10 tane ilaç kullanan bir hastanın
o ilaçlardan daha çok sigarayı bırakması hastaya daha büyük fayda sağlıyor. O kadar diyeyim yani. Bu farkındalığı maalesef oluşturamıyoruz ve gençler üzerinde de bu. Evet, evet. Yani biraz da şey, iştahımı kapatıyor, zayıflamama sebep oluyor işte, diyenler de var. Evet, evet, sigarayı bırakınca kilo alıyorum, işte bırakamıyorum yani. Kadınlar üzerinde, genç kızlarımız üzerinde özellikle böyle bir algıyla sigara kampanyası var. Erkeklerden neredeyse birebir, kadınlarda da sigara içme oranı maalesef evet, evet, artıyor. Çok ve düşük bu değil. Oldukça yüksek. Peki çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Derya Tok, bu süreçte ekibinizde size başarılar diliyoruz ama Türkiye'nin kalbi, kalbimiz temiz ama ne kadar sağlıklı onu bilmiyoruz. Bunu tabii hem düzenli spor yapacağız, iyi besleneceğiz, sigara içmeyeceğiz. Biraz da içimize çok da fazla atmayacağız, evet, ama teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Derya Tok hocamız bu akşam bizlerle birlikte oldu sevgili seyirciler. Sıcak havada da özellikle yaşça büyüklerimizin de hem bol sıvı tüketmesi hem de bu süreçte fazla sıcağa maruz kalmaması gerekiyor. Devam edelim sevgili seyirciler. Ekonomi başlığıyla Merkez Bankası Başkanı yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon tahminleri yukarı yönlü güncellendi. Bu yıl sonu için tahmin %60,4'e yükseltildi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu emtia fiyatlarının normalleşmesiyle enflasyonun kademeli olarak düşeceğini söyledi. Küresel enflasyondaki artışa bağlı olarak önümüzdeki dönemde finansal koşulların bir önceki rapor döneminde öngörülenden daha sıkı olacağını varsaydık. Merkez Bankası enflasyon tahminlerini güncelledi. Bu yıl sonu için tahmin 17,6 puan yukarı çekildi. Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda %60,4, 2023 yıl sonunda %19,2 ve 2024 yıl sonunda ise %8,8 seviyelerine tekabül etmektedir. Yılın 3. enflasyon raporunu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıkladı. Emtia fiyatlarının normalleşmesiyle enflasyonun yıl sonundan itibaren kademeli olarak düşeceğini vurguladı. Bu konuda ciddi tedbirler alındığını belirtti. Enflasyonun hızlı bir şekilde aşağıya gelme noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bunu kısa sürede bu ataleti haline getirmeden İnşallah çözerek vatandaşımıza da yansımasını minimum seviyeye indirmiş olacağız. Merkez Bankası Başkanı'nın gündeminde dünyada giderek artan durağanlaşma riski de vardı. Dünyada bütün ülkeler resesyon konuşulurken herhalde resesyonun konuşulmadığı tek ülke Türkiye. Resesyondan etkilenecektir bütün dünya olduğu gibi. Ama bunu en az tepki verecek ülke Türkiye'dir. Başkan Kavcıoğlu sözü cari dengedeki iyileşmeye getirdi. Türkiye'nin 2004 yılından bu yana üst üste iki çeyrek cari fazla verdiğini hatırlattı. Küresel emtia fiyatları normalleşme eğilimine girdiğinde ekonomimiz cari fazla verme kapasitesine ulaşmış olacaktır. Bu durum Türkiye ekonomisi için yeni bir dönemin başlangıcına, ihracata dayalı büyümeye işaret etmektedir. Ve Merkez Bankası'nın rezervleri. Şu an Merkez Bankası olarak rezervlerimiz artarak devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte de biz bir sıkıntı görmüyoruz. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz. ABD Merkez Bankası Fed'de faiz kararını dün açıkladı. Politika faizini 75 bas puan arttırdı. ABD Merkez Bankası Fed'in başkanı Powell daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajının ardından piyasalarda pozitif bir seyir vardı. Tahminler yanılmadı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed faizi 75 baz puan artırdı. Faizi %2,25 ile 2,50 aralığına çekti. Fed'den gelen mesajları hisse senedi piyasaları pozitif karşıladı. Piyasa beklentisiyle paralel bir faiz artışı olduğu için gerekirse sıkılaşmanın hızını azaltabileceklerini söylediği için bugünden itibaren piyasalarda olumlu bir hava yaşanıyor. Küresel borsalar Fed'den gelen açıklamalarla yönünü yukarı çevirdi. Özellikle de Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha çok faiz artışı olabileceği mesajı dolar endeksini güçlendirdi. Peki bu durum ekonomileri nasıl etkileyecek? Genel itibariyle dolar endeksini güçlendiren bir süreç. Fed'in faiz artışları ve parasal sıkılaşması bir gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere bütün ekonomilerde yerel paralar üzerindeki baskıyı artıracak. Powell'ın faiz artış hızının bir noktada yavaşlayacağı mesajı ise emtia piyasasını hareketlendirdi.
Ons altın 1740 dolar bandını aştı. Brent petrolün varili fiyatı 108 dolara yükseldi. Evet, dünya ekonomileri de durgunluk tehlikesiyle karşı karşıya. Hatta ABD ekonomisi üst üste iki çeyrekte küçüldü, daraldı. Teknik olarak da ABD resesyona girmiş oldu. Küresel ekonomiler içinde büyüme tahminleri düşürülüyor. Şimdi merak edilen konuysa küresel ekonomilerin bu olumsuz süreci nasıl atlatacağı. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi üst üste iki çeyrekte daraldı. Teknik olarak resesyona girmiş oldu. Küresel ekonomik durgunluk tehdidi altında. Gıda ve enerji krizleri baş gösterdi. Arz ve talep karşılıklı daraldı. Politikalar sıkılaştı. Dünya kemer sıkma dönemine girdi. Bir resesyon riskinin olduğundan bahsetmemiz mümkün. Dünya genelinde ekonomik riskler, jeopolitik riskler, arz talep kaynaklı riskler iç içe geçmiş durumda. Ve bunların elbette bir resesyon yaratma, küresel bir resesyon yaratma anlamında riskleri arttırdığını söylemek mümkün. Bu dönemde küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. IMF 2022 tahminini %3,6'dan %3,2'ye düşürdü. Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, Avro bölgesinde resesyonun kaçınılmaz olduğunu savundu. Şimdi merak edilen konuysa küresel ekonomilerin bu olumsuz süreci az hasarla atlatıp atlatamayacağı. Enflasyon ortamında bu resesyondan korunma politikalarını oluşturmak zor. Enflasyon olgusuna baktığınız zaman büyümeyi destekleyeceksiniz, enflasyona katlanmak durumunda olacaksınız. Enflasyondan kurtulmak istiyorsanız belli bir dönem daralma etkisine maruz kalmak durumunda olacaksınız. Bunlar elbette ülkelerin politika önceliklendirmesine göre değişiklik gösterecek. Uzmanlara göre merkez bankalarının faiz artırımı döviz kurunu yükseltiyor, talebi azaltarak ticareti zorlaştırıyor. Bu da durağanlaşma riskini körüklüyor. Hem enflasyon hem de resesyonun aynı anda görüldüğü stagflasyon endişesi ise hala riskler arasında. Buna salgın ve Ukrayna Savaşı'nın yıkıcı etkileri de eklenince risk daha da artıyor. Bu arada ülkemizde yüksek enflasyona karşı dar gelirleri korumak için adımlar atılıyor. Elektrik desteğinden sosyal konuta, sosyal koruma kalkanlarından nakdi yardıma kadar farklı alanlarda tedbirler hayata geçiyor. Milletimizin hiçbir kesimini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyondan etkilenen gelir grupları belirlendi. Uygun destek paketleri bir bir hayata geçirildi. Onların başında elektrik ve doğalgaz faturalarına destek geliyor. Elektrik faturalarında yaklaşık %50, doğalgazda %75 devlet desteği veriliyor. Aile destek programı kapsamında ise dar gelirli ailelere aylık 600, yıllık 7200 lira yardım yapılacak. Bu yardım geri ödemesiz olacak. Dar ve orta gelirliler için TOKİ konut satışına da devam ediyor. TOKİ'ye 30 milyar lira kaynak ayrıldı. 24 ilde 3151 konut daha satışa çıktı. Sosyal konut projeleriyle hane halkının kira yükü omuzlarından alınıyor. Ağustos ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 81 ilde başlatılacak. Dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunları da çözülüyor. Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıklarının ortak çalışması tamamlanmak üzere. Taslak çalışma ilk kabine toplantısında ele alınacak. Detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Bu arada memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alan yaklaşık 2,5 milyon kişinin Temmuz ayı zam farkları da hesaplarına yatırıldı. Toplamda 6 milyar 447 milyon liralık ödeme yapıldı. Emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların maaş farkı ödemeleri yapıldı. Temmuz zammıyla enflasyondan oluşan farklar hesaplara yatırıldı. Hak sahipleri banka ve PTT şubelerindeki hesaplarından maaş farkını alabilecek. Zam farkları aylıklarını her ay alanlara Temmuz için bir aylık ödeme yapıldı. Aylıklarını Mayıs, Haziran, Temmuz döneminde alanlara da bir aylık fark ödemesi gerçekleştirildi. Maaşlarını Haziran, Temmuz, Ağustos dönemi alanlara zam farkları 2 aylık, Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için alanlara ise 3 aylık fark birden tahakkuk ettirildi. Yaklaşık 2,5 milyon kişiye 6 milyar 447 milyon lira ödendi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre enflasyon Haziran'da aylık %4,95, yıllıksa %78,6 olarak gerçekleşti. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya yükseldi. Sevgili seyirciler, neredeyse herkesin cebinde bir kredi kartı var ve o kredi kartlarından çekilen çok küçük bir meblağ bile çok büyük bir toplam ediyor. Şimdi Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu kredi kartlarından 1,5 lira komisyon kesildiğini fark etti. Rakam düşük ancak kesintinin iadesini talep etti Ağoğlu. Bakın nasıl sonuçlandı. Pek çok kişi farkında değil. Çoğuysa meblağ düşük olduğu için aldırış etmiyor. Kredi kartıyla tek çekim ödemeden komisyon kesen bir banka bu sefer sert kayaya çarptı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu yıllardır tüketicilerin haklarını savunuyor. Bu sefer de kendi mağduriyeti için tüketici hakem heyetinin yolunu tuttu. Meblağ az demedi, haksızlığın peşine düştü. Evet, rakam 1,5 lira. Ama o gün araştırdığımda 18 milyon tüketiciye hukuka, kanuna aykırı şekilde yansıtıldığını gördüm. Bugün bu meblağı arttırmışlar. Çünkü vatandaş haklarını bilmiyor, hakkını aramıyor. Bazı bankalar kredi kartı komisyonu adı altında haksız para tahsili yapıyor. Düzenlemeye göre bu durum suç teşkil ediyor. Gittim, bir telefon faturası ödedim. Fatura tutarın üzerinden 1,5 lira daha tahsil ettiler benden. Kartla ödediğim için elimde belgem vardı. Derhal satıcıya bir e-posta gönderip bu 1,5 lira iade etmesini istedim. Ona yanaşmayınca da tüketici hakem heyetine internet üzerinden başvurarak kanun maddesi gereğince paranın iadesine karar aldım. Hakem heyeti itirazı haklı buldu. Hem komisyon ücretinin iadesi hem de dosya masraflarının karşı taraftan tahsili yönünde karar aldı. Kredi kartı ile tek çekim ödeme eşittir nakit ödeme. Bunu ben söylemiyorum. 5464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanun 17. maddesi 16 yıldır yürürlükte. Ama tüketici hakkını bilmeyince milyonlarca tüketiciden böyle küçük küçük meblağlar alınıyor. Benzer bir durumla karşılaşan herkes internet üzerinden tüketici hakimiyetine şikayette bulunarak haksız yere çekilen ücretleri bankadan geri alabilir. Sırada bir kayıp haberi var ki sanat dünyasından acı bir... Dış gelişmelerle devam edeceğiz. Yine bir diplomatik kriz ABD ile Çin arasında. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi olası Tayvan ziyareti Washington-Pekin arasında yeni krize yol açabilir. Pelosi'nin bölgeye gitmesi halinde Çin'in askeri bir müdahalede bulunabileceği ifade ediliyor. ABD ve Çin arasındaki Tayvan Boğazı gerilimi karşılıklı açıklamalarla tırmanıyor. Son olarak Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin adayı ziyaret etme planı iplerin gerilmesine sebep oldu. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Pelosi'nin Tayvan uçağına herhangi bir saldırı olması ihtimaline karşı güvenlik önlemlerini artırması gündemde. Amerikalı yetkililer Pelosi'nin uçağına gözetim ve savaş uçaklarının eşlik edebileceğini açıkladı. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı'nın adayı ziyaret etme sebebi ise henüz netleşmedi. Ancak Pelosi, Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyen ve tek Çin politikası karşıtı açıklamalarıyla biliniyor. Pekin, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde Çin ordusunun boş oturmayacağını duyurmuştu. Çin'in açıklamaları askeri bir müdahale olabileceği şeklinde yorumlanmıştı. ABD'nin Doğu Çin Denizi'ndeki faaliyetleri Kuzey Kore'nin de tepkisini çekiyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore arasındaki askeri tatbikatların ülkesini hedef aldığını açıkladı. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre, Kim, bölgede olası bir askeri çatışmada nükleer silah kullanmaya hazır olduklarını ifade etti. Fransa, Afrika'da güç kaybediyor. Geçmişte sömürgeci dönemden bu yana Afrika'yı sömürdüğü iddiaları ayyuka çıkmış durumda. Afrika'da birçok ülke artık Fransa'ya sırt çeviriyor. Macron ise bu durumu tersine döndürebilir miyim hamlesini gerçekleştirmek üzere ve Afrika'daki kirli karnesini unutturmak için adım atıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron 4 günlük Afrika turunun son durağı olan Guinea-Bissau'yu ziyaret etti, Elize Sarayı. Bu turun Fransa'nın Afrika kıtasıyla ilişkilerini yenilemesi
gerileme sürecinin bir parçası olduğunu duyurdu, iddia etti. Analistler ise farklı görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrika ziyaretiyle aynı zamanda Afrika turuna başladı. Benin, Kamerun ve Gine-Bissau'da temaslarda bulundu, işbirliği ve terörizme karşı birlikte mücadele mesajı verdi. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un 4 günlük Afrika turu, Fransa'nın bölgede yeniden güç devşirme çabası olarak yorumlanıyor. Analistlere göre Macron'un bu ziyaretinin Lavrov'un Afrika ziyaretiyle aynı zamana denk gelmesi tesadüf değil. Bu, Fransa'nın yaklaşık 2 asır boyunca tarım, yeraltı kaynakları ve insan gücünü sömürdüğü Afrika'dan vazgeçemediğinin, bölgeyi Rus etkisine bırakmak istemediğinin göstergesi. Amerikan Washington Post gazetesine göre Macron, Ukrayna-Rusya krizinde bölgeyi taraf olmaya zorluyor. Haberde Macron'un Kamerun'daki konuşmasına yer verildi. Birçok Afrika ülkesi Ukrayna'daki süreci işgal olarak tanımıyor dediği vurgulandı. Bölgede nüfuzunu artırma çabasındaki Fransa bir yandan da bölgedeki kirli geçmişini unutturmaya çalışıyor. Macron ülkesinin sömürgeciliğinde 2 milyondan fazla Afrikalının öldüğü katliamları büyük bir hata olarak tanımlamış, olayları önemsizleştirmeye çalışmıştı. Ülkesinin Ruanda soykırımındaki rolünü kabul eden Macron özür dilemeyi reddetmişti. Sevgili seyirciler, hırsıza kilit dayanmaz ama tüm kötülükler karşısında anneler de devleşir. Şimdi bu ikisi aynı haberde buluşuyor. Hollanda'da bir hırsız Deventer şehrinde bir dükkana girmek istiyor. Ancak dükkan oğlunun, Konyalı Latife Hanım, o dükkanda temizlik yapıyor. Bir elinde temizlik bezi, bir elinde cam sil. Tam da o esnada hırsız elinde satırla dükkana giriyor. Bakın sonrasında neler yaşanıyor. Satırla dükkana dalarak kasayı boşaltmak istedi. Toz bezine yenildi. Hollanda'da Deventer kentindeki hırsızlık girişimi Konyalı Latife Peker'in cesaretiyle püskürtüldü. 3 çocuk annesi Latife Peker oğluna ait fırında temizlik yapıyordu. O sırada kapıdan maskeli bir soyguncu girdi. Hızla kasaya yöneldi. Ancak Latife Peker büyük bir cesaretle karşı koydu. Elindeki toz beziyle satırlı soyguncuya vurmaya başladı. Kısa bir boğuşma sonrası soyguncu pes etti. Dükkandan kaçarken de içeri giren adamın tekmesiyle son darbeyi aldı. Yaşananların ardından Latife Peker yerel medyaya konuştu. Olayın bir anda geliştiğini, soyguncunun elindeki satırı da görmediğini söyledi. Ölümü hiç düşünmedim dedi. Bisikletle kayıplara karışan soyguncu ise aranıyor. Evreni yok ediyoruz, dünyayı maalesef yok ediyoruz. Kuşlar giderek yok oluyor. Şimdi aslında iyi niyetle olabilir, bir evin balkonuna gerilen bir ağ var Edirne'de. Çocuklar düşmesin diye uygulanan ucuz da bir yöntem aslında. Balkona çıkan çocuklar oradan düşmesin diye. Ama bu kuşlar için çok büyük sakınca oluşturabiliyor. Yavru karga o balkondaki fileye takıldı. Bakın sonrasında neler yaşandı. Balkona girilen fileye takıldı. Dakikalarca kurtulmak için kanat çırpsa da onu takıldığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Edirne'de bir evin balkonuna çocukların düşmemesi, kuşların girmemesi için gerilen fileye balkona konmaya çalışan yavru bir karga takıldı. Karga dakikalarca uğraşsa da fileden kurtulamadı. Çırpınan kargayı görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ve evin içinden balkona çıkan ekipler fileye takılan yavru kargayı bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı karga tedavi edilmek üzere Edirne Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. La Fontaine masallarında hep kurnaz, uyanık olarak biliriz tilkiyi ki aslında çok sevimliler. İki tilki Karabük'te yerleşim yerine indi. Tilki ve yavru. Yerleşim yerine indiler, evlerin çatısında güneşlendiler. Tilkilerin sevimli halleri bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Karabük Yaylacık Mahallesi sakinlerinin iki misafiri vardı. İki tilki çevredekileri aldırış etmeden evlerin çatılarında uzun süre dolaştı. Bir süre gezinen tilkiler daha sonra gözden kayboldu.
Evet, editörümüz Köksal Gökçe bu güzel iki haberle birinci sayfayı noktalamış. Güzellikler elbette içimizi güzelleştiriyor, bir mutlu oluyoruz. Hep kötü haber vermekten bıktık ama birinci sayfayı da bugün böyle kapatalım efendim. Hayvanlar aleminden bu güzel görüntülerle kapatalım. Saat başında usta gazeteci Fuat Kozluklu Gece Bakışı programında karşınızda olacak efendim. İyi geceler.